Kıymetli izleyenler Wow TV'den merhabalar değerli hocam Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Profesör Doktor Ahmet Ağarakça Bekir hocam merhabalar. Merhabalar bugün e, Kudüs'ü konuşacağız. Kudüs'e baktığımız zaman Kudüs'ün çok yılla, tarihi e, eskilere dayanan e, çok uzun bir geçmişe dayanan tarihin olduğunu görüyor ve e, İlk ortaya çıktığı andan itibaren de çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tabii ki o temel şeyde tevhid inancını görüyoruz. Tevhid inancının İbrahim aslında Hz. E, İbrahim Aleyhisselam ve diğer peygamberler tek tek konuşacağız. E, gerçekten şu anda dolayısıyla orada yaşananlar e, bizi kahrediyor, bizi mahvediyor ama aynı zamanda biz hiçbir zaman yüzümüzü öne eğmeden bu konuyu ilmi bir şekilde ve kendi şanımıza, kendi zihniyet dünyamıza, kendi inancımıza, İslami duruşumuza uygun bir şekilde tabii ki ele alacağız ve büyük bir medeniyet mirası olarak Kudüs'ün ne anlam ifade ettiğini anlamaya, ortaya koymaya çalışacağız. Bugün burada yapacağımız bu bölümde bu olacak. Sizinle de konuştuğumuz gibi tabii biraz önce de söyledim medeniyet konsepti gerçekten çok önemli ve derinlikli olarak ele alınması gereken bir konu. Öncelikle bir perspektif olarak ve zihniyet olarak bu konunun gerçekten anlaşılması gerekiyor. Bunu biz programlarımızda devam ettiriyoruz ve bugün medeniyetlerin temel özelliklerini konuşacaktık. Ama bu konu çok önemli. Tabii ki konuşacağız, devam edeceğiz elbette bundan sonra. Ama böylece Kudüs gibi güncel bir konuyu da medeniyet perspektifiyle ele almaya çalışacağız. Çünkü orada Ciddi anlamda bir yangın var. İşte haberlerde görüyoruz, mazlum kadınlar, çocuklar, gençler bir tarafa itiliyor, kan içinde, kirli İsrail postallarının coplarının, silahlarının, bombalarının altında Kudüs inim, inim inim inlemekte, adeta eyvah eyvah demekte insanlığa. Ve böylece medeniyet mirasımız, insanlığın üç büyük İbrahimi dinin bu önemli medeniyet mirası, bir süredir yapılan zulümlerle, acımasız saldırılarla adeta tarumar ediliyor. Bunlar ne ifade ediyor hocam? Evet. Evvela zihin dünyamızda karşılığı olması lazım. Hayatımızda karşılığı olması lazım. Toplumların hayatında karşılığı olması lazım. İslam dünyası burada test edilmektedir. Evet. Bir cevap verecek mi? Bir karşılık koyacak mı? Ortaya bir tepki gösterecek mi? Göstermeyecek mi? Buradan yürünerek sonunda bu kutsal mekan bu mukaddes mekan bütünüyle berhava edilecek bütünüyle ortadan kaldırılacaktır esas amaç budur bu olmadığı sürece İsrail oğulları kendi hedeflerine ulaşmamış sayacaklardır 2500 yıllık bir arz-ı hayali bu onunla ancak tamamlanacaktır evet. bunu iyi bilmemiz doğru bilmemiz ve değerlendirmemiz gerekir hocam şimdi bir taraftan Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın diyen bir on emir, bir Yahudiliğin en önemli şeylerinden biri. E, fakat öbür taraftan buna tam bunun tam zıttına sürekli öldüren. Bakın Gazze'ye yine saldırı düzenlendi. Dokuzun üzerinde çocuk. Yıllardır düzenleniyor. Ve hep de bugün öyle. değil, yıllardır düzenleniyor. Yani <laughs> bahsettiğiniz gibi aslında 48'in de arefesine eski birkaç yıl öncesine dayanıyor, terör şeyleri kuruluyor çünkü ve o günden bugüne de devlet terörü 48'den itibaren bir evet. devlet terörü orada uygulanıyor ve çok vahim bir şey yapılıyor. Hocam hatırlar mısınız? Şimdi haberlerde hepimiz izledik. Sonra yorumları da izledik. Bakın orada bir Müslüman hanımefendi evet. evine el koyan, evini çalan, çalmak üzere giren bir Yahudi vatandaşa diyor ki bak burası benim evim. Sen nasıl bir insansın? Sen Benim evime el koyuyorsun diyor. Komşum ve komşumsun. Diyor, Yakup diyor. Komşumsun. Verdiği cevap ne kadar ibretlik bir cevap hocam? Ne kadar acı ne kadar dramatik, ne kadar aşağılık aynı zamanda. Cevap çok çok gayri ahlaki bir cevap. Ben girmesem başkası girecek. Evet. Bu mu olmalı yani? Cevap bu mu olmalı? Zaten diyor. senin elinden alacak diyor başkası. Bu, Alacağız evet, burayı. Yani, ben girmesem hocam başkası bugün girecek diyor. Ben e, gerçekten kullanacağım tek kelime bugün İsrail'in izlediği siyaset, politika, jeo, teo, strateji ne derseniz deyin tamamen çalma üzerine kurulu hocam. İşgal zaten başından itibaren o işgal ve talan siyaseti, politikası tamamen çalma üzerine kuruluyor sürekli çalma, Müslümanların topraklarına el koyma. E gittikçe zaten 48'den itibaren düşünelim haritayı göz önüne getirelim. O Müslümanların yaşadığı yerler gittikçe azaldı, azaldı, azaldı. O az dediğimiz yerler dahi İsrail'in güvenlik çemberiyle donatılmış durumda. Hayat zehir zemberek olmuş. Hayatı zehir etmişler Müslümanlara. Şimdi onun için gerçekten bu konu üzerinde Durmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor ve asla bir fobik duruma kapılmadan bunu tabi İsrail bir endüstri olarak tüm dünyada üretiyor. ileride konuşacağız. Ama Müslümanların bir korkuya kapılmadan yok, bilimsel yok. olarak korku olacak. Tabii korkacak bir şey yok. Nüfusları ki, ne kadar ki? Yani onların güçleri olsa olsa ne olacak? Evet. Onlar kendi kendilerini mahvediyorlar. Bu tarihte birinci, ikinci değil. Bu dördüncü İsrailoğullarının yaptıkları büyük bir hata. Evet. Ee, Ahmet hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz ne diyeceksiniz hocam? <laughs> bu son hadiselerle... Evet yani tabii bu onların tinetinde vardır. Ee, her şeyden evvel yeryüzünde fesat ve insanlığı mahvedecek e, her türlü e, ameli bunlar ilk günden beri maalesef... E, ...bizzat Hazreti Musa'ya karşı koymak suretiyle başlamışlardır. E, Hazreti Musa onları e, Mısır'dan çıkarıp... E, kendilerine daha rahat edecekleri bir mekana götürmeye götürmek için firavuna karşı bu kadar mücadele verirken bir anda ona sırt çevirip Samiri ile birlikte e, tekrar putperestliğe dönüp Yahudiliğe e, sırt çevirerek evet. e, putperestliğe dönüp buzağıya tapmaya başlıyorlar ve o günden itibaren bunların tinetlerinde hep hıyanet vardır. Hep e, en yakınlarına bile sırt çevirme vardır ve ...başkasını aşağılık görme anlayışı vardır. Ve bu e, özellikle e, 1897 yılında Siyonist Kongre'nin e, İsviçre'de, Bal şehrinde toplanması ile birlikte... ...artık Yahudilik değil de e, Siyonizm evet. öne çıkartılıyor. Ve din olarak Yahudiliği bugün benimseyen belli bir kesim gerçekten dindarlığını koruduğu gibi... Bu son zamandaki e, Mecidi Aksa'ya saldırıları reddeden küçük de olsa bir Yahudi kesim var. Yani onları da Onlar ifade Siyonizme karşıdırlar. Evet. Evet. Siyonizme karşı olan bu dindar Yahudiler e, Siyonizmi bile onlar reddederken Siyonizm dünyanın başına bela oldu. Ve o günden itibaren e, bölgeyi ifsad etmek için her türlü e, yola başvurdular. İsrail devletini kurma hayallerini hep hep düşündüler ve 1897 yılındaki bu Siyonist Kongre'den sonra özellikle İngilizlerin desteğiyle 50 sene içerisinde size bir devlet hediye edeceğiz diyen İngiliz yeah. yönetimi, İngiliz kraliyeti gerçekten de tam 50 yıl sonra böyle bir devleti onlara hediye ediyorlar. Ama bu arada tabii onların ilk günden beri bölgede esirdikleri terörler vardır. E, bu e, 1900'lü yılların başından başlayarak ta 67 savaşına kadar gelinceye kadar e, belki milyonlarla insan tehcir edildi, milyonlarla insan evlerinden çıkartıldı, e, milyonlarla insan şehit edildi. Ve bugün e, orada onlar ilk dönemlerde nüfusları çok çok az olmasına rağmen, yüzde dört gibi çok küçük bir kitle olmalarına rağmen ee, orada yüzde %96 Yahudi, şey, Hristiyan ve Müslümanlar vardır. Evet. Ee, Müslümanların e, nüfusu çok çok fazla. E, yani o günün e, Kudüs nüfusunda e, 600 bin civarında e, bölgede Müsl insan yaşarken bunun e, %90'ı Müslüman, Müslüman. Evet. E, %4'ü civarı Hristiyandır. %4 civarında Yahudi var, %2 de yabancı vardır. Şimdi böyle bir duruma karşı bunlar maalesef insan katlederek, insanların mallarını el koyarak, gasp ederek böyle bir anlayışla başladıkları için e, gittikçe e, çevreyi genişletmeye başladılar. Ve evet. bilhassa tabi e, Sultan Abdülhamid'e karşı verdikleri e, şerhaince e, mücadele ve bir mücadele değil komplolarla dolu bir e, entrikalarla dolu bir tarz ile e, Abdülhamid'e karşı mücadele veriyorlar. Ona büyük teklifleri oluyor. İşte kendisine 150 150 milyon altın 150 bin altın efendim şeyin Düğün umumiyeyi, umumiyeyi kaldıracağız evet. silinecek diyorlar yani. İngilizlere olan 33 Doğru. bin altın borcu birden silecekler. ayrıca işte şunu yapacağız bunu yapacağız diye büyük vaatlere rağmen Abdülhamid asla ben diyor değil Kudüs'te böyle size böyle bir imkan tanımak oranın bir karış toprağını dahi Dünyanın bütün altınlarını ve imkanlarını bana verseler, dünyanın servetlerini verseler size bir karış toprak vermem evet. orada diyor ve buna karşı direniyor. Hocam o ikinci Abdülhamid'i müstakil bir başlık açalım isterseniz. Evet. O, çünkü o dönem önemli gerçekten. Evet. O dönem çok önemli. Bir de ben biraz da sizi böyle tahrik ederek de konuşturmak isteyeceğim o bölümde. Yani bir efsane mi ikinci Abdülhamid dönemi gerçekten Filistin davası konusunda? Yoksa gerçekten? İkinci Abdülhamit bunun çok büyük bir mücadelesini mi verdi? Çünkü çok farklı biliyorsunuz yazılar var, sizin evet. kitaplarınız var, araştırmalarınız var bununla ilgili. Bahsedeceğim onlardan da. Onu bir ayrı başlık yapalım hocam. Bu evet. önemli çünkü çok çok önemli. Fakat tam sözün burasında bizim bugün bu programımızın bu bölümünün de hocam bahsetti Bekir hocam başlığını taşıyan medeniyet mirası Kudüs başlığını öyle koyduk dedik ki medeniyet mirası Kudüs. Kudüs'ün Önce şunu çok net bir ortaya koymamız gerekiyor. Medeniyet mirası olması itibariyle Kudüs'ün yeri, önemi, anlamı. Yani Kudüs neden medeniyet mirasımız? Ben şöyle bakıyorum. Şimdi Müslümanların öncelikle insanlık için bu mirasa sahip çıkmaları. Çünkü Müslümanları ne zaman buraya hakim olmuşlarsa, Müslümanlar derken hocam şeyi kastediyorum. Ee, en son İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Birinci olarak önce ilk insandan bugüne kadar bütün peygamberlerin dönemlerini kastediyorum. Bir ikincisi de ikinci dönüm noktası peygamber efendimizin e, peygamber olarak görevlendirildiği, e, risaletle görevlendirildiği tarihten itibaren ikinci bir İslami dönem olarak bu dönemi görüyorum. Dolayısıyla Müslümanlar deyince yani çok yerlere giden işte Hazreti Davud'un dönemi de, Hazreti Süleyman'ın dönemi de, Hazreti İbrahim'in işte e, Hakeza, Hazreti Musa, bütün Hazreti İsa yani tamamını içine alan bir tarihi serüven var. Sizlerle onları konuşacağım zaten. Dolayısıyla Müslümanların bu mirasa bir insanlık adına sadece Yahudiler ve Hristiyanlar da değil. Yani insanlık adına bu mirasa sahip çıkmaları. Çünkü insanlığın gerçekten o rahmetli Karadün'ün ifadesiyle medeniyet destanı dediği, o destanın yazıldığı önemli yerlerden biri. Ee, Dolayısıyla Müslümanların sorumluluğu, görevi bugün İsrail'in zulmüyle mücadele ederken sorumluluğu bu medeniyet mirasına sahip çıkmak. İnsanlığın medeniyet mirasına. İkincisi de bu İslam'ın davasıdır özel anlamda. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık açık belirtiliyor. Hadislerde açık açık belirtiliyor. Bir defa sadece İsra hadisesi bunun için yeterli bir delildir. Müslümanların kıblesinin olması bunun için başlı başına bir delildir. Ve en önemlisi de bence en önemlisi de ne zaman oraya Müslümanlar hakim olmuşlarsa barış ve huzur ortamı olmuş. Yani Kudüs ismine Yeruşalem ismine Yeruşalem barış demek, barış yurdu demek. Medine'tü selam. Medine'tü selam. Medine -selam. Evet. Şimdi evet, evet. evet barış şehri. Evet barış yurdu. Yeruşalêm'de Kudüs'e de işte aynı, aynı anlama geliyor. Evet. Dolayısıyla bu bu yönünü bir biraz açmanızı istiyorum şimdi hocam. Yani sayın, nasıl bir medeniyet mirası? Kudüs, Kudüsün anlam ve önemi bizim için. Sayın hocam, şimdi Hazreti İbrahim'den Resulullah Hazreti Peygamber'e kadar ki evet. dönem içerisinde gelip geçen peygamberlerin hepsinin izleri olduğu için orası zaten bir medeniyet yurdu olmuştur. Her gelen bir peygamber mutlaka orada bir iz bırakmış ve bir e, ilim yuvası haline getirmiştir Kudüs'ü. İlk günden beri Hazreti İbrahim'in oraya geldiğinden daha sonra Hazreti Musa arkasından Davud ve Süleyman'ın etkileri ve Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın orada yaptıkları ilk oradaki mabedi inşa etmeleri ve arkasından evet. Hz. Zekeriya Yahya ve Hazreti İsa'nın buradaki tevhide davetleriyle birlikte bir bir taraftan iman, bir taraftan da bu imanın gereği olarak ortaya çıkan bir e, bir medeniyet ve bir ilmi hayat vardır. Evet. Bu ilmi hayatın verileri olarak medeniyet ortaya çıkıyor ve Kudüs bizim için bu yönüyle önemli. E, tarihi yapılarını, e, mescidin e, görkemliliği, surların muazzam yapıları, oradaki sebiller, çeşmeler, efendim Darul Hadisler e, ve medreseler vesaire. Bunlar bir tarafa Onlar bırak. da insan için zaten. Gayet tabii ki. Onlar da insan hepsine, insaniyet Hepsine için. baktığımız zaman gerçekten Müslümanlar ilk günden beri orayı kendileri de imar etmeye başlamıştır. Özellikle şimdi Miraç hadisesi bizim için çok önemli bir olay ve Kudüs'ün tarihinde önemli bir olaydır. Ben hep bunu söylüyorum. Diyorum ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Haram'dan mescidi i Aksa'ya götürülerek oradan e, ...semavata uruc ettirilmiş ve kainat gösterilmiştir. Ama nasıl bir gösterme onu bilemeyiz biz. Fakat orada... E, evet. li min ayetine evet. kısmına baktığımız zaman... E, ...orada miracın anlatıldığını görüyoruz. Şimdi burada... E, Hz İbrahim'den Hz Peygamber'e kadar gelen dönem içerisinde... ...ki peygamberlerin mirası olduğunu görüyoruz. Ancak... miraçta Hazreti Peygamber'in peygamberlerle buluşması ve onlara iki rekat namaz kıldırması olayı normal bir iki rekatlık namaz değildir. Orada bir devri teslim merasimi vardır. Evet. Ve bu devri teslim merasiminde Cenab-ı Allah bütün bu Kudüs'ün mirasını e, Hazreti İbrahim'den beri gelen ve onun son peygamber olarak torunu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a bu merasimde devredilmiştir. Ve bu ümmetin artık buraya sahip çıkması gerektiğini bundan anlıyoruz. Bunun için de Müslümanlar zaten 1400 yıldan beri Hazreti Ömer'in e, Hicret'in 17. yılında e, daha çok e, İslam'ın ilk yılları sayılabilecek bir günden e, Hazreti Ömer'in burayı fethettiği günden günümüze kadar İslam buraya büyük önem evet. vermiştir. Tabii hocam aslında bütün bu söylediklerinizi özetlediğimizde büyük bir insani ...durumun orada ortaya çıkartıldığını... ...tevhid temelinde, tevhid inancı temelinde... Hı hı. ...çünkü o tarihi boyut bunu gösteriyor... ...ve e, tam da bu noktada... ...ben Bekir Hocam'a sormak istiyorum... ...yani medeniyet mirasımız... ...insanlığın medeniyet mirası... ...ve özel anlamda Müslümanların medeniyet mirası... ...medeniyet mirası itibariyle... ...göz bebeği... E, ...Kudüs'ü nasıl tanımlayabiliriz... ...bunun önemini nasıl ortaya koyabiliriz... ...bir de sizden hocam dinlemek Aynen. istiyoruz medeniyet mirası olarak Kudüs tarihin en eski devirlerinden beri insanlığa yeni ufuklar açmış, yeni dünyalar kazandırmış bir yerdir. Şimdi medeniyet mirasını biz bir önce insanlık perspektifiyle ele almamız lazım. Bütün insanlığı kuşatan manasıyla sonra Müslümanların İslam medeniyetinin merkezi olması manasıyla ele almamız lazım. Şimdi bütün insanlık için Kudüs bir medeniyet merkezidir. Ee, şöyle ki, insanlık tarihinde iki büyük hareket vardır, medeniyet hareketi vardır. Bunlardan birisi Hazreti İbrahim'in öncülüğünde başlayan tevhid hareketidir. Evet. Tevhidin Hayatın bütün alanlarına ulaştırılması hareketidir. Aslında Hazreti İbrahim'den önce de tevhid var idi. Tevhid temel idi. Hazreti İbrahim bunu bütün hayata intibak ettirecek şekilde geliştirmiş bir kişidir. Bir diğer ikinci sima bizim Batıya Doğru Akan Nehir belgeselimizde de vurguladığımız ikinci de akıl yoluyla dünyayı yönetme, dünyayı idare etme, insanları bir arada toplama, imar, yeryüzünün imarı Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle yeryüzünün imarı konusunda da yine model olarak Yunan medeniyeti alınmıştır. Şimdi tarihte hep Kudüs mü, Atina mı tartışması vardır. Evet. Kudüs'le Atina'nın mücadelesi vardır medeniyetlerde. Kudüs bir Kutsallığı, bir maneviyatı, metafiziği temsil ediyor. Atina ise bir maddiliği, dünyeviliği temsil ediyor. Dolayısıyla bu ikisinin çatışması başlangıcından beri vardı. Hazreti İbrahim'in açtığı bu çağır, Hazreti Musa ile beraber devam etti, Hazreti İsa ile devam etti ve bunun zirvesini Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam ortaya koydu. Hazreti İbrahim bildiğiniz gibi ya bugünkü e, Bağdat yakınlarındaki, Babil yakınlarındaki Ur şehrinde dünyaya geldi. Bazı rivayetlere göre de Urfa'da dünyaya geldiği söyleniyor. Ama her halükarda Ur'dan kalktı, büyük bir tevhid hareketini başlatmak üzere Urfa civarına geldi, Harran'a geldi ve Urfa civarında o devrin hakim dünyaya egemen olan e, zalim bir devlet adamı olan Nemrud'a karşı bir mücadele başlattı ve onu da orada tevhid inancını yaygınlaştırdı ve sonra e, şeyin içe göle atılıp e, ateşin bir güzel gülistana dönüşünün Kur'an-ı Kerim'de de yer evet. aldığı gibi böyle bir hayat yaşadıktan sonra buradan. Hocam orayı bir geçmeyelim istersen. O gül bahçe var ya hocam. Evet. Şimdi orada çok derin bir sembolizm de yok mu hocam? Çok önemli işaretler. Tabii yani iyi, şunu tabii, kastediyorum. Tabii tabii. Yani aslında tam da insanlık için tevhid temelinde yeni bir medeniyetin kurulmasını o güllerin işte o yemyeşil bahçenin oluşması ve Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulması. Aslında buna da işaret etmiyorum hocam. şüphesiz ki. Yeni bir hayat tarzı başlayacak. Bir, bir de bir ateş var. Ateş yakıcı. Ateş evet. yakıcı, öldürücü. Yani ölümün, öldürmenin büyük Zalim yönet, zalim yönet, zulmün, yönem, zulmün, zulmün zalim yönetimin. Evet. Cenab-ı Allah oradan serin, rahatlık, bir gül bahçesi oluşturacak kadar o ateşi tekrar soğuk bir rahatlatıcı bir mekan haline getirmiş oluyor. Hazreti İbrahim'in hayat mücadelesi hepsi bu semboller üzerine inşa evet. edilmiştir. Şimdi buradan kalkıyor Filistine gidiyor. Filistin topraklarına gidiyor. Filistin topraklarında Halil dediğimiz biraz sonra ona da temas edeceğiz. Halil bir ayrı facia. Evet. Yani Kudüs faciası dünyanın gözü önünde olunduğu için bugün görülüyor. Halil faciası bir yerde hem unutuldu hem de görülmüyor. Evet, Halil İbrahim Halil Aleyhisselam'ın metfun olduğu Halil kasabasına gidiyor. Sonra oradan bildiğiniz gibi e, Hazreti Hacer ile beraber evet. Mekke'ye geliyor ve orada İslam'ın temelini Hazreti İsmail'i dünyaya getirerek zemzemle ortaya çıkan yeni bir medeniyet muştusunu, medeniyet müjdesini insanlığın önüne sürüyor. Ve Kabe'nin yeniden inşası. Kabe'yi Kabe inşa ederek, inşa, ederek evet. ve e, insanlığa bir örnek mekan tahsis ediyor. Şimdi bu uzun macera aslında insanlığın medeniyet yolculuğundaki manevi, metafizik, ruhani, doğaüstü hallerini ifade etmektedir. Evet. Ama Medeniyet sadece bundan ibaret değil elbette biliyoruz ki bir de medeniyetin maddi boyutu vardır. Teknolojisi vardır, bilimi vardır, efendim mimarisi vardır. Şimdi mimari ile beraber Kudüs'ün büyük bir yapıya kavuşması Hazreti Davut'la başlıyor. Ee, biraz önce İbrahim Bey dedi ki şey Ahmet Bey, Bey dedi evet. ki e, bunun artık temelinde bir tinet, bir yapı söz konusudur dedi. Burası çok önemli. Evet. Bakınız, İsrailoğulları kendi tarihlerinden ibret almasını bilmeyen bir konumda bulunuyorlar bugün. Yani İsrail'in şu yaptığı şey tarihte üç defa büyük bir hezimete mahkum olmuş ve büyük bir baskıya maruz olmuş sürgünler, sürgünler devri ha, evet. ama sürgün evet. sürgün bizim bildiğimiz bir yerden bir yere gidin demek değil evet. dinini kültürünü dilini adetini ahlakını her şeyini unutturacak şekilde bir sürgünler devri Mısır'da köle olarak yaşatılıyor firavunlar tarafından Mısır'a götürülüyor ve hepsi köle olarak orada yaşatılıyor ve çalıştırılıyor şimdi buradan Hazreti Musa eliyle kurtarılıyor tekrar Filistin'e dönüyorlar. Bu da yetmiyor. Kendi kabına sığmayan ve her gittiği yere bir fitne fesat şeyini çıkaran bir topluluk tarzını, tabiatını ortaya koyarak ondan sonra Muhtun Nasır, evet. yani Nabokudur Nasar diye bilinen Babil İmparatoru tarafından Kudüs alınıyor. Ve ondan sonra Babil yani. Süleyman Aleyhisselam'ın inşa ettiği Mabet yerle bir ediyor. Muhtun Nasır alıyor. Babil'e götürüyor. Yani Bağdat'a ve bugünkü Türkiye'nin güney kısımlarına bunları gönderiyor. Orada bu sefer dillerini de unutuyorlar. Metinlerini de, kutsal metinlerini de okuma şansları kalmıyor. 60-70 yıl kalıyorlar değil mi hocam orada? 70 yıldan fazla evet. Şey. O civarda bir esaret yani evet. içerisinde kalıyorlar. Evet Şimdi Kirus, İran İmparatoru Kirus bunları acıyor, tekrar kurtarıyor ve gönderiyor Filistin topraklarına. Kudüs'e tekrar dönüyorlar, Filistin'e geliyorlar. Burada biraz rahatlıyorlar ama Roma İmparatorluğu bu sefer büyük bölgeye hakim oluyor. Roma İmparatorluğu'na karşı isyanlar başlatıyorlar. Makabe şeyleri, Masada dediğimiz yerdeki büyük hareketleriyle, isyanlarıyla. O zaman e, Roma İmparatoru Roma İmparatoru Titus. Titus bunları <laughs> bir kere daha kökten sürgüne tabi tutuyor. Hocam, bu bir kısmı sürgün... Avrupa'ya gidiyor, bir kısmı ee, buraya evet. ve diyor ki bunlar bir yerde bulunduğu zaman bir imparatorluk rahat etmez diyor. Şimdi buradan geleceğimiz medeniyet noktasına geleceğiz e, Ejder evet. Bey. Evet. Titus'tan sonra Aurelius Kudüs'ü tamamen tarihten siliyor. Bütün binalarını yıkılıyor. Aurelia isimli bir şehir adını veriyor. Evet. Kudüs'e. Kudüs ismini de kaldırıyor. Bu buradan bu sürgünden sonra İsrailoğulları ne zaman tekrar bu eski yurtlarına dönebiliyorlar? Ne zaman dönebiliyorlar? Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinden sonra evet. Müslümanlarla beraber tekrar buraya gelmelerine izin veriliyor. Ve Müslümanlar bunlara o kadar bir bebek, el bebek, gül bebek gibi bakıyorlar ki Yahudiler zulme uğradılar. Bunları hiç olmazsa rahatlatalım diyerek sonsuz bir özgürlük veriliyor. Dini hayatlarına özgürlük veriliyor. İstedikleri gibi dini ibadetlerini yapıyorlar. Halbuki ne Titus zamanında ne Muhter e, Nasır e, Babil esareti sırasında ne Firavunlar zamanında ibadetlerini yapma hakları da yok, dillerini ifade evet. etme hakları evet. da yok. Şimdi burada da bir bunlara sonsuz bir hürriyet tanınıyor ve bu hürriyet içerisinde aşağı yukarı İslam medeniyetinin içerisinde yapıcı bir unsur olarak yer alıyorlar. Bakınız bir medeniyetin içerisinde ılımlı, uyumlu hareket ettiğiniz zaman o medeniyete de katkıda da bulunuyorsun. İslam medeniyetine de katkıda bulunuyorlar. Ne yapıyorlar? Birçok alim yetişiyor, birçok ter tercüman yetişiyor. Evet. Fakat bunlar yine kaplarına sığmıyorlar. Yine aynı şımarıklığı yapıyorlar. Bundan sonra Endülüs'te Müslümanlar bunlara bu şeylik veriyorlar, vezaret evet. veriyorlar. Evet. Evet. Yani hepsinin Devletin mali işlerini devlet bunlara teslim ediyor. Böyle iken bir müddet sonra İspanyollar Endülüs'ü işgal ediyorlar. İspanyollar bu Müslümanlarla beraber bunları da oradan def ediyorlar. Büyük zulümler katliamlar. Müslümanlara sığınıyorlar Yahudiler. Sonu. Şimdi yani Müslümanlar sığınacak onlar. yerleri yok. Avrupa'ya evet. sığınamıyorlar çünkü Avrupa onları kabul etmiyor. Avrupa onlara düşman. Evet. Yani Hristiyan dünyası da aslında şu Kudüs olaylarını izlerken Batı dünyasının aymazlığı da ayrıca üzerinde durulması gereken bir şey. Evet. Tarih boyunca tarih boyunca aralarındaki büyük mücadeleye rağmen bugün Müslümanların oradaki garip bir bir kısa küçük bir zümre halinde kalmış olan şehirdeki Müslümanları ezmelerine göz yumuyorlar. Şimdi ondan sonra evet. göz yumuyorlar, finanse ediyorlar hocam her şey yani silah teknoloji bundan sonra bu dünyaya yani, yayılan yahudiler evet. yalnız burada dikkat edin edelim yahudiler bir medeniyet kurmamışlardır. Yahudi medeniyeti diye ben bir tam ben onu medeniyet soracaktım yok. hocam. Tam sorum şuydu. Yahudi <laughs> medeniyeti diye bir şeyden bahsedebilir yahudiler miyiz? Yahudiler bir medeniyet kurmamışlardır. Yahudiler var olan medeniyetlerin imkanlarından istifade ederek kendilerini ifade etmişlerdir ama Başka medeniyetlerde yer yok. Bir tek İslam medeniyetinde kendilerini ifade etme hakkına İngiliz medeniyetiyle verilmiştir. şeyleri. İngiliz medeniyetiyle. Şimdi daha sonra Avrupa içerisine giderek, bu sefer de Avrupayı karıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Orada değişik şekillerde Avrupalılara karşı entrikalar çeviriyorlar. Sonra Hitler dönemi geliyor ve Hitler döneminde büyük bir zulme uğruyorlar, eziliyorlar. Evet. Ve bu Hitler'in bunlara karşı yaptığından dolayı bütün Avrupa onlara bağrını açıyor. Neyse kabul ediyor. Netice itibariyle onlar bundan, bu zulümden de kurtulduktan sonra yine durmuyorlar. İlla girip Orta Doğu'yu karıştırmak evet. ve Kudüs'e gelmek ve Arz-ı Mev'ud hülyalarını yerine getirmek. arz Mev'ud'u unutmayalım. Arz-ı Mev Sadece Kudüs değil Ahmet Bey değil mi? Tabii. Nilden Fırat'a. Hocam aslında Nil, Nilden Fırat'a Fırat da Fırat'a kadar o bile, olan bütün bölge. O bile yetmiyor hocam. Şimdi bir yorumlarında birçok şeyde onun bile sınırı yok yani. Şimdi onun arzını... sınırı yok ama bu çok net. Yani bu... Nilden Fırat'a. Evet. Şimdi Mısır bu olaylarda sessiz kalıyor. Yarın sizin başınıza gelecek. Burada olan şeyler oradan sizin de başınıza gelecek. Bu bizim de başımıza gelecek, yani onların derdi bizimle de olacak. 67, Zaten altı gün beri. savaşlarını unutmamış Şimdi, demek ki hala o psikoloji. Bir de bizim tabi yani. Osmanlı'nın onlara karşı ayrı bir şey var demin Avrupa kabul etmezken bir tek Sultan Bayezid zamanında Osmanlı kabul etti evet. topraklar verdi ve yine geldiler bu ülkenin nimetlerinden istifade ettiler. Bu ülkenin nimetlerinden istifade eden Müslümanların, Türklerin onlara yaptığı hizmetlerden istifade ederken biraz önce Ahmet Bey'in açıkladığı gibi Sultan Hamid devrinde tekrar bir entrika dolapları çevirmeye başladılar ve Sultan Hamid'i tahttan indirerek, ki indirdiler bunu tahttan indirerek Osmanlı İmparatorluğu'nda kendilerine toprak bulmaya çalıştılar, kurdular. Burada bir toprak elde ettiniz, tamam. Bir, bir yeri aldınız, bununla yetinin yok. Gittikçe yer almak, sizin demin söylediğiniz evet. gibi kırtıklaya, tırtıklaya bir yerleri alarak bunun üzerine devam etmek istiyorlar. Hocam şu anda e, Orta Doğu'da, işte tarihi açıdan baktığımız zaman daha doğrusu Orta Doğu'ya hakim olmayan hiçbir güç dünyada söz sahibi olmaz. Bugün işte… Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya gelip asker getirmesi, teknoloji getirmesi, silah getirmesi bunun için hiç kuşkusuz. Fakat Çünkü bütün buraların da medeniyetlerin geçiş, geçiş yeri yani yeri. burası burası bütün insanlığın ee, buluşma noktası. Bir yerden bir evet. şekilde buraya insanların yolu uğrar. Fakat Onun son değil. son zamanlardaki müdahalelere baktığımız zaman hocam orada aslında temel felsefenin İsrail'i rahatlatmak, İsrail'i korumak İsrail'i büyütmek, güçlendirmek olduğunu görüyoruz. Bütün müdahalelerde bir boyut bu. Ciddi. Bu boyut değil, bu temel boyut. Temel boyut. İsrail'in korunması da bu boyut, boyut üzerine. Bu boyut mi? üzerine. Dolayısıyla şimdi <laughs> e, İsrail'in aslında insanların sırtında e, hele hele o siyonizmi, ırkçı e, din yorumuyla birlikte hatta ırkçı e, yaklaşımı, sağcı. aşırı sağcı e, ve o Amerika'daki evangeliklerin de desteğiyle onu belki daha sonra gündeme getiririz. Ee, İsrail'in insanlığın sırtında bir kambur olduğunu, yük olduğunu, demin siz söylediniz işte şımarık bir çocuk yaklaşımıyla, e, insanlığın mütemadiyen, insanlığı sömüren, kendi dini değerlerini de tabii ki istismar ederek, Nazi Almanya'sında yaşadığı, Hitler'in onlara yaptığı zulmü de istismar ederek, Tabii. Yani o zulmü de istismar etmişler. Yine aynı şekilde şeye baktığımız zaman tarihe siz bahsettiniz, ben o sürgüne geleceğim şimdi, onun için bunları söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de e, hakikaten e, Yahudilerle ilgili, İsrailoğulları ile ilgili e, ve bizim burada konuştuğumuz olayların da bir kısmına işaret eden, açık açık ü, işaret eden... Neredeyse e, üçte bire yakın değil mi Çok Ahmet Bey? Yani, Kur'an-ı Kur Kerim'in Kur Kerim üçte bire yakın hemen hemen bir kısmı var. Her, her yerde İsrailoğulları'nın 34 surede zaten doğrudan Hazreti Musa ve Yahudilerle ilgili şeyler var. E, 135-140 defa aynı şekilde Hz. Musa'yla ile e, Yahudilerin hayat hikayesi var ve bu bunlar niye anlatılıyor? Yani Yahudiler üzerinden İsrailoğulları üzerinden aslında hem İsrailoğullarının kendisinin hem de Müslümanların ve insanlığın ders alması. Fakat şunu gözlemliyoruz. Yani aslında bu kadar olay yaşamış bir millet, bir toplum e, şunu düşünmez mi hocam? Ya biz bu kadar sürgün yaşadık, bu kadar itildik, bu kadar kakıldık. Eee ihanetler ettik. Peygamberler başta olmak üzere liderlerimize ihanet ettik. Peygamberleri öldürdük. Peygamberleri öldürdük. Kur'an-ı Kerim'de işaret ediyor açık açık. Peki biz bu, bu aşamadan sonra hiç olmazsa bir ders alalım bunlardan. Bir medeniyet perspektifiyle yaklaşalım. İnsan olalım. İnsaniyet ortaya koyalım demez mi hocam? Şimdi sadece o sürgünler. Sürgünlere tekrar gelelim. Bu sürgün olayı başlıca İsrail'in ders alması gereken bir hadiseler bütünüyken Tam tersine onu teolojik hale getirerek yani onu da e, dini kelami bir e, şeye e, yorumlamayla e, kendi lehlerine dönüştürmeye çalışarak sürgüne gidenleri hatta seçilmiş. Mesela Babil sürgünde gidenleri seçilmiş elit. O Talmud yorumlarına falan baktığımızda değişik ya, tabii, tabii, Kitaplarına, İsrail kitaplarına baktığımızda Yahudi kitaplarına bunlar anlatılır. E, gidenler tamam Allah'ın bir yandan şöyle değerlendiriyorlar. Bu Tanrı'nın Yahova'nın bize bir şeyidir. Gazabıdır. Gazabıdır. Bizi cezalandırmazdır. Ama bu cezalandırmanın da çeşitli anlamları vardır. Tekrar Allah onlara Tanrı lütfedecektir. Dönüşten sonra çok iyi bir hayatları olacaktır. Dolayısıyla o sürgüne katılan gidenler özel bir konuma sahiptirler. Sürgüne katılmayanlar zaten Tanrı'nın lanetine maruz kalmışlardır. Şeklinde yorumlar da var. Yani olanların tamamını yine aynı şekilde etnosentrik bir şekilde, egosentrik bir şekilde, yani diğer insanları ötekileştiren, küçümseyen, kötü gören ama kendilerini hep sürekli olarak aklayan, iyi gören bir zihniyet dünyası. Halbuki sürgünlerin insan hiç olmazsa şunu demesi lazım. Biz nerede hata yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir kere olur. Bir kere hatayı yaparsınız. İki kere yaparsınız, üç kere yaparsınız, dört kere. Yani aklı başında olan bir Yahudinin bunu düşünerek ya biz bir bu çok milyar, iki milyara yakın nüfusu bulunan bir Müslüman kitleye karşı böyle bir harekete giriştiğimiz zaman yarınki akıbetimiz ne olacaktır? Yani unutmayın bugün Amerika'nın etkisiyle Orta Doğu'da bir güç gibi görülüyor olsalar da yarın fazla değil her Müslüman bir damla su akıtsa İsrail Bit, sele gider. Gider Orasının orası mahvolur, biter. Evet. Şimdi buna inanarak en azından Müslümanlarla iyi geçinmenin ve Müslümanları bağırlarına basarak birlikte yaşamanın gereğini duymalıydılar. Müslümanlara yani, şükran duymaları Şükran, şükran da bunu kim hocam? şükran duymalıydılar. Ya hocam şimdi ne zaman Müslümanlarla birliktelerse, Müslümanların güçlü olduğu yerlerdeyseler huzur bulmuşlar. Zaten zaten yani, başka da yok tarihlerinde da yok. huzur bir tek İslam'ın olduğu bölgede yaşadıkları zaman huzur bulmuşlardır. Evet. Peki Ve bu kimden, hocam yani aklı şimdi bir tersini başındakiler... de soralım. Müslümanlar akılmamayacak mı? Tarihi, tarihi şimdi boyunca, ben tam oraya gelecektim. Tarih boyunca ben, bunlara hep yardım edildi. Hep onlar korundu. İkinci Beyazıt zamanında tam katli ama uğrayacaklarken getirilip İstanbul'un en güzel yerlerinde oturttuk. Her zaman sahip çıkıldı. Şu anda da yaptıklarına bakıyoruz. Ee, saldırganlıklarına bakıyoruz, katliamlarına bakıyoruz, küçük çocukları bile hiç acımadan öldürmeleri, hatta yerlerde süründürmeleri, kadınların başörtülerini başlarında çekmeleri ve son günlerde yaşanan bu olaylar karşısında, yani Müslümanlar ya yeter artık, yani bu adamlara yardım etmeniz bir faydası da yoktur diye Müslümanların da düşüneceği bir zaman Hocam, gelmedi mi? Tam benim bir... geldiğim noktaya evet, evet. varmak basız, evet. ben onu bitireceğim sözümü şöyle. Burada beni yüzen. İsrail'in bu yaptığı kötülükler, hainlikler, çirkinlikler ayrı bir. Yani sefa. o onun tineti dedik o zaten. Tinetinden o tinetinden gelen tineti. ve bütün evet. tarihi boyunca var olan bir şey. Ama Müslümanların haline. Ya 1 bir, bir, bir milyar 700 milyon Müslüman var dünyada. Bu açıktan açığa İslam'a, Müslümanlara karşı bir saldırı, bir tehdit iken üç Müslüman bir araya gelip de bunlara karşı bir tedbir alma imkanını bulamıyorlar. Allah selamet versin. Tayyip Bey'den başka mert ve dik durarak ses çıkaran başka bir lider de yok. Yani bu İslam dünyası nasıl bu ölü duruma geldi? Nasıl bu hale geldi? Bunu düşünmek lazım ama unutmayalım. Halklar öyle değil. İslam dünyasının halkları çok şeyli. Coşkulu, çok şey e, heyecanlı. Yarın herhangi bir ortam hasıl olduğunda o halklar İsrail'i bir lokma suda boğabilirler. Bundan İsrail çekilmesi lazım, düşünmesi lazım. Ama düşünce diye bir şey yok. Biraz sonra bizzat 3-5 kere İsrail'e gittiğim için orada gördüğüm tecrübelerimi de sizinle evet. paylaşmak evet. isterim. Orada o zaman göreceğiz. İsrail'in bu aşırı sağcı dediğimiz, aşırı dinci dediğimiz kitlesinde hiçbir şekilde makul, rasyonel bir düşünceye yer yok. Bunu düşünen sağduyulu aydınlar zaten İsrail'in varlığına bile karşı çıkıyorlar. İsrail'in böyle bir hareket etmesine de karşı çıktıkları gibi devlet olarak kurulmasına da karşı çıkıyorlar. Biz Yahudiler dünyanın her tarafına yayıldık. Olduğumuz yerde yaşayarak bunu devam ettirelim diyorlar aklı başında olanlar. Evet. Ama Siyonist dediğimiz doğrudan doğruya İsrail'in e, hegemonik ve e, yayılmacı politikasını destekleyenler bu olayları tahrik ediyorlar. Bunlarla oturduğunuz zaman konuşup da makul bir fikir beyan etme imkanınız da hemen hemen hiç yok gibi. Ben tam bu noktaya getirecektim siz benim. Şimdi hocam e, tam şimdi da diyor. bu noktada hocam. ben açayım da hocam siz öyle konuşun lütfen. Ee, i̇şte haberlere yansıdı biliyorsunuz bir Filistinli hanım. E, Selahattin Eyyubi yaptığı duada Selahattin Eyyubi nerede? Ya Rabbi bize bekliyor. bir Selahaddin gönderdi. Selahaddin gönder. Şimdi İslam dünyasına gelecek e, mi Selahattin diye. <laughs> e, gerçekten hocam tabi Selahaddin Eyyubi başlığıyla bir kitap da yayınladınız. E, Ahmet hocam. Yani hem bize Selahaddin Eyyubi'nin bir Kudüs için, o mübarek belde için anlamı, hem de o bahsettiğiniz gerçekten Müslümanların bugün üzerine düşen özellikle tabii ki siyasi aktörlerin, devletlerin, çeşitli uluslararası İslami kuruluşların, bunlar acaba neden izlemekle, sessiz kalmakla, adziyetle kendilerini ifade ediyorlar? Şöyle e, bel, şeyi de iyi kullanarak bir araya gideceğiz hocam 5 dakika sonra ama devam edeceğiz. Ondan sonra programa devam edeceğiz. E, Konu bu zaten. 5 dakika da bitmez bu işte. Şöyle Hayır, devam ki ifade Bir sefer şunu görelim. Yani bir taraftan diyoruz ki işte e, 2 milyara yakın bir Müslüman kitle var. E, öbür tarafta da birkaç milyon Yahudi var. Bence böyle bu kıyaslamayı evet. şöyle e, tasih etmemiz lazımdır. Bir sefer yaklaşık en azından 1 milyara yakın Müslüman kitle o uzakta duruyor. Endonezya, Malezya, Hindistan Müslümanları 250 milyon Hindistan Müslümanı vardır. 250 milyon da Bangladeş ve Pakistan'ı da saydığınız zaman 1 milyon ve 1 milyar Müslüman zaten orada ve uzakta duruyor. Evet, ama Burada onlar kalan, da şeyi yapıyorlar, tabii, tepki gösteriyorlar Ahmet Bey. Yani orada yürüyüşler yapıyor. Halk, halk yapıyor Hocam, yani. Hocam ben onu şunu arz etmeye çalışayım. Bir sefer 1914'te başlayan birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin planladıkları bir şey vardır. Osmanlı evet. Devleti'ni bertaraf ettirip tamamen yeryüzünden adeta silerek... Onun yerine kukla yönetimler ve memur yöneticiler getirmektir. Şimdi evet. İslam dünyasının özellikle Orta Doğu'daki e, durumuna baktığımız zaman e, orada Müslümanlar yok. Halklar vardır. Bekir Abin'in söylediği Müslüman halklar vardır. Ama başındaki adamlar hepsi İngilizlerin ve şu anda da İngilizlerin oyuncağı durumunda olan Amerika'nın memurları durumundadırlar. Halk bunların baskısı altında evet. sesini çıkaramıyor. Ve şimdi şu an, şeye şu anda gerçekten son yıllarda e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı densizlikler yani ağza bile alınmaz. Ama halk öyle değil. Halk baskı altında olduğundan dolayı sesini çıkaramıyor. Şimdi e, Türkiye'de de yakın zamana kadar böyleydi. Türkiye ne zaman yönetim açısından biraz bağımsızlaşınca kendi medeniyetini, kültürünü, imanını, İslam'ı düşünen bir yönetici evet. geldikten sonra sesini çıkartmaya başladı. Yoksa İslam dünyası gerçekten kendilerinden olan yöneticiler tarafından yönetilmesi halinde durum çok çok değişecektir. Ve o zamanda İsrail denen o işgalci kuvvetler şu anda Garkat ağacını her yerde dikmelerinin hikmetini Görmek lazımdır. Neden? Çünkü onlar da biliyorlar ki sonları çok kötü olacaktır ve bu yaptıkları zulümlerin kesinlikle acılarını çekeceklerdir ve hiçbir zaman da İslam dünyası bu şekilde devam etmeyecektir. Hocam ben orada biraz böyle konu tabii açılsın diye ikinci inşallah aradan sonra uzun uzun konuşuruz. Biraz da bu süreçte tabii Müslümanları kritik etmemiz lazım. Her açıdan kritik etmemiz lazım. Ama Müslümanların siyasi anlamda güçsüzlüğünü ve her bir devletin, her bir ülkenin kendi içinde çok büyük sorunlarla boğuştuğunu, mesela Hindistan'ı düşünelim hocam, Pakistan'ı düşünelim, bir Keşmir olayını düşünelim. Yani her şeyin, coğrafyanın, İslam coğrafyasının kendi içinde... Ne yazık ki o da emperyalizmin bir İşte şeyi söyledi ya İngiltere, ya. Tabii, tabii, İngiltere tabii. Aynı bir, şey. bir İslam dünyası ee, bıraktı, yanladı, bıraktı. tasarladı. sarladı. Evet. Belki arkadaşlar verirler 1917'de e, Kudüs'ü zapt eden General Allenby. General Allenby Kudüs'e girerken iki kişiyi yanına alıyordu. Bir tarafında Louis Massignon. Evet. Oryantalizmin ve batıdaki İslam ilimlerinin en büyük siması İslam dünyasını neredeyse e, adım adım bilen bir yer. Daha savaş başlamadan evvel 1912'lerde Bağdat'tan bir şeye bilerek motora binerek o zaman motorlar çalışıyordu. Birecik ve çevresine gelmiş ve buralardaki Müslüman halkların arasında gezerek oralarda bir propaganda yapmış ve Sultan Hamid zamanında hükümet tarafından yakalanarak Oradan tekrar e, sınır dışı edilmişti. Hocam oradan devam şimdi edelim. Şimdi şu cümleyi evet. biraz daha bir iki dakika daha şey edelim çünkü. Evet. Şimdi o bir yanda bu, bütün Orta Doğu planını çizmiştir. Öyle diyor ki e, hatıralarında resmi olmayan hatıralarında yani konuşmalarında Hı -hı. biz Orta Doğu'ya öyle bir plan çizdik ki hiçbir ülke komşusuyla rahat olmayacak şekilde çizdik hayır, diyor. Hayır. Hepsini. Şimdi düşünebiliyor musun? Biraz Arap'ı Türkiye'de bırakıyor, biraz Türkmen'i Irak'ta bırakıyor, biraz Alevi'yi bu tarafta bırakıyor, biraz Suriye'yi, e, şeyliği, e, Sünni'yi Suriye'de bırakıyor. Ve onların hepsi bilinerek yapılmış bir projedir. Evet. Bu evet. İsrail, bu projenin son noktasıdır. Bu şekilde yanında bir de şey var, Lawrence var. Evet. Yani İslam Osmanlı'yı bütünüyle İslam dünyasına düşman eden, ve Arapları neredeyse Osmanlıya karşı isyan ettiren o kişi var. Şimdi bunlar buraya giriyorlar. Sonunda şey nereye gidiyor? Şamı Şam zapt ettiği zaman e, Ahmet Hoca daha iyi edecek. Selahaddin Eyyubi'nin kabrine gidiyor ve diyor ki kalk Selahaddin. Haçlı savaşları ancak şimdi son buldu diyor. Evet. Yani şimdi bu ben şu cümleyi şu cümleyle evet. tamamlayayım. Biz İslam dünyası uyanmadıkça, İslam dünyası yeni bir medeniyet şuuru kazanmadıkça bu olayların ardı arkası kesilmeyecektir. Kesin. Keşmir'de böyle olacaktır, ee, diğer yerlerde böyle olacaktır. Ama o hanımın feryadı çok anlamlı Ahmet Bey. Evet, ya Rabbi bize tabi. bir Selahaddin gönder dediği feryadı çok anlamlı. Hocam onu, onu Ancak Selahaddinler inşallah. geldiği zaman, bu şey gidecektir işte Türkiye'nin bugünkü bu keskin tavrı olmasa İslam dünyasından emin olun tek bir ses bile çıkmaz ve hepsi de susarlardı. Halen evet. de susuyorlar yani Türkiye neredeyse feryadü figan ediyor Sayın Cumhurbaşkanı ama öteki ülkelerin liderlerinden. Evet, Muallaf tamam, değil, memurdu dedik memur döndü. Memur ama işte ee, neyse ama baştalar evet, yani. Hocam, en azından bir, halkı düşünmeleri bir lazım. Araya gideceğiz. Evet. 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 Bu önemli. Ama şeyle devam kadının, edelim. Kadının hanımın yani onu sesiyle. Yani Selahattin ile devam edelim. Devam edelim hocam. Şeyi. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Değerli izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son hocam e, siz Selahaddin Eyyubi'ye atıf yaptınız. E, ve Filistinli bir hanımefendinin duasında Selahaddin Eyyubi çağrısı yaptığını ifade etmiştiniz. Evet. Şimdi ben oradan müsaade ederseniz devam etmek istiyorum. Ve tabi özellikle Ahmet Ağarakça hocamızın çalışmalarına da atıfta bulunmak istiyorum. Ahmet hocam gerçekten bu konuda... Ee, önemli çalışmalar yapmış bir hocamız. Ee, şöyle de göstermek istiyorum müsaade ederseniz. Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Yeniden Fethi başlıklı hocamın bir kitabı. Kameralar zannedersem. Bir, bir de şey e, yaptınız değil mi? Madrid'de Kudüs defalar, sempozyumu e, yaptınız. E, 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 birisine ben katıldım. Tabii birine evet. katıldınız. Evet. E, hemen hemen İki tane, iki defa yaptım. İki Kudüs defa, sempozyum. Kudüs sempozyumu yaptı. Evet defa, evet. e, Kudüs Müftüsü ikimiz sabrını da katıldığı, evet, farklı evet. konuşmaları, yazıları da var e, hocam bu konuda. Bir de Kudüs ve Filistin davamız kitabı. E, bunlar tabii ki her biri gerçekten çok değerli ve bu e, bizim konuştuğumuz Kudüsü, Filistini, e, o kutsal beldeyi bütün boyutlarıyla ele alan. Hem tarihi boyutlarıyla hem güncel boyutlarıyla ele alan çalışmalar. E, hocam şimdi e, Selahattin Eyyubi, yani o baştan bir e, kısaca işaret ettiniz ama bunu biraz daha e, geniş bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Selahattin Eyyubi'nin misyonu, neden Selahattin Eyyubi aranıyor? O e, Kudüs'e geldiği zaman neler oldu, ne değişti? E, Haçlılarla mücadeledeki yeri, konumu nedir? Kudüs'te bizim medeniyetimizin mirası olarak Kudüs'te Selahaddin Eyyubi ile birlikte gerçekten neler oldu? Neler değişti? Evet. Çünkü hakikaten ne zaman biz İsrail'i konuşsak, ne zaman Kudüs'ü konuşsak akla ilk gelen isimlerden biri ve i̇ki, tekrar iki isimden biri. Biri Selahaddin Eyyubi, biri Sultan Hamid. Sultan Hamid. Evet. tabii o o dönemde, o dönemde sadece Müslümanların değil, biraz önce konuştuk. Orada yaşayan herkesin rahat bir nefes aldığı, aynı zamanda yeniden medeniyetin bütün unsurlarıyla yeşertilmeye çalışıldığı bir dönem. Sizi dinliyoruz. Estağfurullah. Şimdi 1400 yıldan beri Kudüs Müslümanların hakimiyetinde olmuştur. Ara dönem olarak 88 yıl Haçlı işgalini evet. çıkartıp da 1917'ye kadar geldiğimizde neredeyse 13 asır müddetle İslam hakimiyeti ve Müslümanların Kudüs'ü yönettiğini görüyoruz. 638'den başlayarak değil mi hocam? 637'den, 638'den başlayarak. 38'den başlayarak. Evet. E, 1187'ye kadar ki şey 1099'a kadar 1099. ki dönem sonra 1099 1187 arası Haçlı işgali var. Şimdi Haçlılar evet. 1099'da Kudüs'e girdikleri zaman e, Yahudiler dahil bütün Müslümanları orada katlettiler. Ve en az sayı veren tarihçiler hatta kendi tarihçileri Fulcherius bile bunu kendisi yazmıştır. 70 binden fazla Müslüman öldürülmüş. Ama Selahaddin Eyyubi ortaya çıktığı zaman o yıllarda Kudüs işgal altında. Ve Selahaddin Eyyubi'nin yetiştiği dönemler de İslam medeniyetinin ve İslami ilimler alanındaki çalışmaların zirvede olduğu bir dönemdir. Hicri 5. yüzyılın ilk dönemleri yani 400 küsur yıllar o yıllarda ilim zirvedeyken Selahaddin ilim aşığı ilim öğrenmek istiyor. Evet. Fakat kendisi sonradan diyor ki benim diyor ilme bu kadar merakıma rağmen ilim öğrenmek istememe medreseye gitmek istememe ilim adamı olmak istememe rağmen Kudüs beni engelledi diyor. Hı hı. Ve Kudüs'ü kurtarma hedefi adeta Nurettin Zengin'in ve amcası şirkohun rehberliğinde 14 yaşından itibaren bu işe başlıyor. Bu, 14. Burada Nureddin Zengi de çok önemli bir tabii, isim yani tabii. İslam dünyasının Haçlı direnişinde hmm. en önemli isimlerden evet, birisi. Evet. Selahaddin de yetiştiren adam. Evet. Evet. Ondan evvel onun şey babası İmadüddin Urfa'yı fethetmesi ve evet. yani Haçlı kontluklarına karşı savaşı veren adam. Evet. Aile. Evet. Ee, Nureddin'in yetiştirmesidir Selahaddin onun komutanıdır ve e, özellikle amcasıyla birlikte cihada çıktığı 14 yaşından itibaren onun hedefinde Kudüs vardır. Kudüs'ü fethetme vardır ve e, Selahaddin hayatını hep cihat meydanlarında geçirmiştir. Mısır'a hakim olduktan sonra bu sefer Filistin'e yöneliyor ve Kudüs'ü e, fethetmeyi kendisine hedef ediniyor. O zaman e, bütün Avrupa devletlerinin destek verdiği e, gerek e, Urfa Haçlı Kontlukları, gerek Antakya Ant Prenkepsliği, gerekse e, Kudüs Krallığı Avrupa'dan büyük destek görmelerine rağmen Selahaddin Eyyubi bütün gücünü kullanarak Kudüs'ü fethetme noktasında gayret ediyor ve 1187 yılının e, yaz aylarında, temmuz ayında Hiddin Savaşı'nı kazandıktan çok kısa bir müddet sonra, iki ay sonra e, Eylül ayında e, Kudüs'ü fethediyor. Ve Kudüs'e girdiği zaman onun bir Kudüs'e girişi var. Bir de Tankrat ve eee girişi vardır e, Kudüs'e. Onlar girdikleri zaman bütün şehir halkını topuyla... haçlı katları yani bunlar haçlılar. Evet. Haçlı haçlı, haçlı, evet, haçlı evet, evet. Girdikleri zaman bütün şehir halkını yok ediyor. Hatta hatta Yahudiler Davut Kulesi diye bir mekan vardır. Davut Kulesi'ne sığınıyorlar. Haçlılar bunları ateşe veriyor. Evet. Ve bu şekilde ama Selahaddin girdiği zaman gerçekten Hazreti Ömer'in girdiği gibi. Hiç kimsenin kılına e, dokunmuyor. Hocam, hasır, kimsenin burnu hasır. kanamıyor. İslam'ın yani. merhameti, İslam'ın şefkati bunu gerektirirken evet. e, görüyoruz. Gerek Haçlılar, gerekse Yahudiler Kudüs'e girdikleri veya Kudüs'e <laughs> hakim oldukları zaman çok farklı davranmışlardır. Aradaki fark ortaya çıkıyor. İslam'ın merhameti, evet. şefkati duygusu ile diğerlerinin e, yaklaşımları. Şimdi Selahaddin o yıllarda e, çok merhametli olmasına rağmen yüzü sürekli asıktır. E, Ve affedersiniz hocam, şimdi oraya gelmeden oradan devam edin de. Yani e, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesi esnasında ortaya çıkan ortamı biraz daha onu analiz edelim hocam. Yani orada bir aslında yine insanlar bugünkü gibi bir Selahaddin Eyyubi sanki bekliyorlar. Evet. Bir bir şey var gene. Yani öyle Maçlıların bir zulmüne büyük karşı, bir zulüm var. Evet. Büyük evet. zulüm var Onlara değil. da Hristiyanlara ve Yahudilere sadece şeylere değil Kudüs'te yakıyan Hristiyanlara ve evet. Yahudilere büyük bir merhamet gösteriyor ve Ahmet Bey'in belirttiği gibi şefkatle davranıyor ve onları kırmıyor. Evet. Hatta o hocam şey Avrupa'da bu destan haline gelmişti. Selahaddin romanlarının, Selahaddin evet. destanlarının yazılmasına sebep olmuştu. Bir sürü kitap yazılmış Selahaddin'in. Evet. Özellikle tabii e... Haçlılar gelmeden evvel burada Doğu Hristiyanları var, Ortodokslar vardır. Evet. Ama gelen e, işgalciler ise bunlar Latin e, Hristiyanı olduğu için Katolik, oldukları Katolik için. olduklarından dolayı oradaki Hristiyanları da eziyorlar. Yani Ermenileri, Ermenileri, Ermenileri e, yerli e, e, yer, e, sü, Süryani var mıydı? Süryaniler, Süryaniler var hatta Araplar da var. Hatta Arap Hristiyan Araplar, var. Hristiyan, Hristiyan, Arap. Hristiyan, Hristiyan Araplar var, var. ve evet. Yahudiler var. Bir, bir şey size Hı. özür dileyerek eklemek istiyorum. Selahaddin'in baş hekimi kim biliyor musunuz? Şeyh Cerrah işte. Hayır. Bir de aynı zamanda Mısır'da Kahire'deyken e, şey Yahudiler. Musa bin Meymun. Musa, bin Meymun, Musa bin Meymun, ya, bin Meymun. Yahudiliğin ne? ikinci kurucusu. Önemli. Evet, i̇kinci birisi. Musa denilen. Evet. Musa bin Meymun şeyin, Selahaddin İbni hekimlerin mi? baş hekimlerinden birisi. Ve Mısır'da onlara Kahire'de gelip şeylerini kurmalı, yani evet. dedikleri e, Kahire Haham başlığını kurmayı sağlıyor ve Haham başı olarak hem Selahaddin'in yanında yer alıyor hem de Kahire'de güç kazanıyor. Yani Selahaddin öyle bir şey ki e, hoşgörülü bir evet, insan ki evet. o insan Selahaddin'in in yanında huzur buluyor ve Yahudi cemaatinin de huzur bulmasını sağlıyor. Evet. Evet. Şimdi evet. ise işte Selahaddin orada Kudüs'ü fethettiği zaman oradaki Ortodoks Hristiyanlar da rahat, rahatlıyorlar evet. ve Latin Hristiyanlar onlar çok basit bir şey karşılığında fidye karşılığında 10 dinar gibi kadınlar 5 dinar çocuklar 2 dinar karşılığında serbest bırakılıyor ve hiç kimseye dokunmuyor Selahaddin. E, onlar girdikleri zaman 70 bin kişiyi öldürüyorlar. Selahaddin ise merhametli. Şimdi bu aradaki fark çok önemli. Bundan dolayı iki kezdir onları tekrar etmeye çalışıyorum. Selahaddin'in yalnız Kudüs'ü fethetmeden evvel demin ifade etmeye çalıştım. E, yüzü asık ve onun yanında bulunan e, kat, katibi İbadüddin el-İsfahani, e, kadı e, e, şey, e, gibi kadılar gibi ve benzeri ilim adamları ona tebessümün faziletinden bahsediyorlar. Diyor ki bana ne demek istediğin mesajlarınızı anlıyorum diyor. Fakat Kudüs işgal altındayken bir Müslüman nasıl tebessüm edebilir? Nasıl gülebilir? Kudüs işgal altındayken bir Müslüman nasıl rahat uyku uyuyabilir? Ve Kudüs işgal altındayken bir Müslüman nasıl rahat yemek yiyebilir? Soğuk su içebilir diyor. Ya. Şimdi Selahaddin'in yaklaşımı bu. Yani bugüne de nasıl bir işaret veriyor hocam ya. Yani, yani aynı bu mesaj Müslüman, bize. Tabii bize yani. Bize yani. Evet. Kudüs işgal altındayken, Kudüs bu kadar Yahudinin zulmü altındayken, Mescidi i Aksa'da bile baskınlara uğruyorken, Kadir Gecesi'nde insanlar orada adeta e, terör estirilerek yok edilmeye çalışılıyorken, caminin içerisinde ses bombaları evet. atılıyorken, e, plastik mermilerle insanlar kurşun yağmuruna tutuluyorken, yani Müslümanların Selahaddin'in bu sözlerini Çok hatırlaması önemli. ve zihninden çıkarmaması lazımdır. Kudüs işgal altındayken gerçekten bizim bir saniye bile e, rahat durmamamız gerekiyor ama şeye baktığımız Ahmet zaman demeyin özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi e, Arapların verdikleri Emi, Arap Birleşik Arap Emirliklerinin suudi arabistan körfez ülkelerinin evet, evet. verdikleri akşam yemeklerini düşün ya. o akşam yemeklerine veya iftar yemekleri belki de diğer e, şeylerine törenlerinde verdikleri harcadıkları paraların onda birini Budüs'e verseler Kudüs bu duruma düşmezdi. Oradaki evet. fakir insanlar bu halde olmaz güçlenirdi. Onların böyle bir dertleri yok mu? <laughs> yok hocam orada, yok. Da, i̇şte orada da orada gerçekten İşin oradan evet, geliyor. büyük evet, bir fecaat evet. var. Bir de hocam oraya da temas edersiniz. Tabii bırakmıyoruz Selahattin Eyyubi önemli hocam Hı -hı. o konu. Hı -hı. Yani altı gün savaşları hocam belki biraz sonra da değineceğiz. Ya orada da hocam şimdi İsrail çok büyük bir güç elde ederken küresel aktörlerin de desteklemesiyle o günden sonra terör şiddetini de her geçen gün artırmasına rağmen orada yenilgiye maruz kalan insanlar ki o gün düşünün Cemal Abdu'nasırı falan nasıl kibirli bir şekilde biz işte İsrail'i şöyle mahvederiz böyle mahvederiz derken büyük bir yenilgiye mahkum olmuşlar ama ondan sonra bakıyoruz orada ya bir biz de buradan ders alalım bir kendimizi toparlayalım kendimize gelelim bir şeyler yapalım kendimize özgü kendi medeniyetimize özgü davranalım. Ona uygun tutumlar geliştirelim. Hocam şunu unutmayalım. Ee şöyle hani insanın kendi iradesi kendi elinde değilken bir şey yapamıyor ya. Evet. Hocam şu anda maalesef Arap ülkelerinin başında bulunan liderlerin tümü hiçbirisinin kendi iradesini kullanma imkan ve yetkisi yoktur. Evet. Tamamen ya Amerika'nın veya İngiltere'nin emriyle oturup kalkıyorlar. Şimdi demin ifade etmeye çalıştık. Onlar 1917'de savaştan sonraki Osmanlı Devleti savaşta girdiği bütün cephelerde savaşları kazanmasına, hiçbir cephede yenilmemesine rağmen Alman müttefiklerimiz yenildi diye bizi hükmen mağlup Yenik saydılar. Ha, mağlup, Hükmen evet, mağlup. Hük, evet. Aslında mağlup değildik ama hükmen mağlup saydılar ve topraklarımızı işgal ederken İngilizler oradan çekildiklerinde yerleştirdikleri adamlar ve şu anda onların çocukları veya torunları. Evet. Bunlar birer memur durumunda kaldılar. İngilizler ne derse onu yapıyorlar. Amerika ne derse onu yapıyorlar. Bundan dolayı bugün onların halkları da büyük bir baskı altında olduğundan dolayı sıkıntılar Maalesef. vardır. İnanın, kim? Maalesef ben <laughs> özür dileyerek burada sana Abi. şey yapacağım. Ya bu aşağı yukarı 80 sene oldu. Evet. Ya 80 sene hep bir emirle bir iş yürütülür mü? Bakın emir almadan iş yapanlar da var. Kral Faysal ne yaptı? Evet, bütün evet. dünyayı değiştirdi. Ama işte evet, onu da evet. ona çok şimdi önemli. Ona Kral Faysal'a da değinelim hocam. 67 o, savaşında, evet. e, savaşının bütün mağlubiyeti Nasır ve Arap şovenizmine, evet. Arap ırkçılığına Maalesef. dayalı İslam'ı evet. reddeden ve Müslümanları mahkemelere götürüp idam sehpalarında asan o anlayışın mensupları hezimeti onlar getirdiler. Evet. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Bu insanların hepsi bir memur olmanın ötesinde bir müddet sonra biliyorsunuz şeycilik, kölelik Evet. Bir müddet sonra insanın ruhuna yerleşir Aynen. ve insan Aynen. hani kölelik kaldırıldığı zaman birçok köleni dedi biz illa köle olarak kalmak istiyoruz evet. dedi. Tercih ediyoruz köle yani, kalmayı. Yani şimdi yani Nebi'ye burada rahmetle analım, atıfta bulunalım hocam değil mi? Malik bin Nebi de öyle evet. diyor ya burada önemli olan sömürgeci zihniyeti değil, sömürgecilerin yaptığı değil, sömürge zihniyeti. Sömürge evet. zihniyeti, yani sömürgeciliği evet. kabul etme. Yani yani şimdi yani. şimdi bugün İslam dünyasının uzak bölgeleri için söylediğinize katılıyorum. Ama ya Arap bölgesi yani şurada Mısır'ın e, Fas'ın Cezayir'in tamam iç meseleleri var. İç hepimizin iç meselesi var. Biz bak bugün Türkiye Güneydoğu'da büyük bir mücadele veriyoruz. Yani bu mücadelenin içerisinde bile Türkiye dünyaya meydan okurcasına ses çıkarıyor. Ya bunların hiçbir Suudi Arabistan, Sayın Orta e, fa, emirlikler bunlarda milyarları var. Amerika'ya trilyonları, dolarları aktarırken hiç sesleri çıkmıyor. Burada da hiç sesleri çıkmıyor. Sayın hocam bakın fark şurada. Şimdi neden bir e, e, kral Faysal'dan ve Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz? Bunların ikisi bu e, perdeleri yani yıkıyor, yırttılar. Perdeleri evet. yırttılar. Evet. Ve diğer bir taraftan da İslami anlayış meselesidir. Ha esas ha, esas benim Söylenmek istediğim Şimdi, nokta Nasır o. Nasır'ın bir İslam düşmanlığı var. Hayatı boyunca Beşar Esed'in babası İslam'a düşmanlık yapmıştır. Irak'ta aynı şekilde Saddam'ı ve diğerlerini görüyor. Bundan dolayı bunlar İslami bir anlayışa sahip ha, olamadıklarından evet, dolayı. Yani, yani biz bir bunu medeniyet bilinci diye ha. özür dilerim. Evet. Biz bunu medeniyet bilinci olarak İslam medeniyetine güvenleri kalmadığı için özgüvenleri yok kendilerine ve onun için başkalarına teslim yani oluyorlar. Kimliksiz bir bir insan medeniyet bilincine evet. sahip olduğu evet. zaman direniyor i̇şte bize ve karşı ki, koyuyor. İslam bilinci, evet. İslami anlayış bilinci. Bu hani medeniyet bilinci, İslami anlayış bilinci olduğu zaman o zaman emperyalizme karşı da, sömürgeciliğe evet. Evet. karşı Esa, da baş kaldır. Esas şimdi, sorun burada e, ya. Yani. Şimdi şeyden Kral Faysal'dan bahsetmişken onun bu tavrı çok önemli. Amerika 67 Savaşı'ndan sonra baskı yapıyor. Baskı yapınca o şeyi kuruyor işte, kurduruyor daha doğrusu İslam teşkilatını. Rabıtatül Alemili İslam'ı kurduruyor. Onu kurduruyor, evet. rabıtayı kurduruyor vesaire. Amerika baskı yapınca diyor ki üzerime gelmeyin diyor. Ben Müslümanlığımdan asla taviz vermem ve gerekirse ben bir çöl bedevisiyim. Bütün bu petrol kuyularını bir gecede hepsini havaya uçururum gider çadırda yaşar devenin sütüyle beslenirim size eğilmem diyor. İşte işte bu bu inat bu bu, bu işte, önemli. Bir, bir medeniyet Şimdi, bilinci bu işte. İşte bugün Türkiye'de aynı tavır takıldığı evet. için hepsi Türkiye'ye karşı evet, tavır takınıyorlar. Evet. Şimdi, evet. daha ilk günden bu olayların başladığı günde Cumhurbaşkanı sözcüsü, partinin parti sözcüsü efendim Bütün meclis, meclis Meclis başkanlığı ve bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi çok net tavırlar ortaya koydular. Evet. Ve bu net tavırlar ister istemez e, oradaki Müslümanlara güç veriyor. İşte "Vaa Salahaddin" diye bağıran o kadının evet. şeyi Ta, bu. Tayyip, aynen. Tayip Erdoğan gel bizi kurtar diyenler evet. de vardı evet. yani. Abla, evet, tabii, onu da tabii, duyduk. Evet. O o sesi evet. de duyduk yani. Yani doğru. Şimdi yani sizin doğru. E, doğru. şeyde e, Kral Faysal'ın yaptığı çok önemli başka bir şey var. O da petrol evet. ambargosu. Evet. Ya, evet bir evet, petrol evet. ambargosu koydu bütün dünya ekonomisi altüst oldu. Japonya korktu, İngiltere korktu. İngiltere 20 senede kendini kurtaramadı. Evet. Evet. Yani evet. şimdi evet. İslam dünyasından şöyle bir kısık ses çıksa, kısık evet. Aynen. ses çıksa, Aynen. bir araya gelip de şunu yapalım deseler bunlar adım atamazlar. İsrail yerinden kımıldayamaz. İsrail evet. korkak bir ülkedir. Hiçbir Hocam, şekilde cesur bir ülke değildir. Cesareti ona güç veren evet. arkasındaki güçlerden geliyor. Hocam inanın bütün İslam alemine gerek yok. 5 4 5 tane devlet Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, İran, Pakistan. Bu devletler bu konuda ittifak edip de birden böyle bir ses çıkarsalar bir yani, duruş ortaya koysalar. Işte burada Kesinlikle, İslam İşbirliği evet. Teşkilatı'na evet. misyon çok düşüyor. Evet. Bu teşkilat ne yazık ki başında bir Suudlu var şu anda. Suudi evet. temsilcisi var. Evet. Hala bir ses çıkarmış mı bilmiyorum yok, onlardan. Hocam bir yok, ses geldi hocam. mi bilmiyorum. Hocam yok, Arap yok, Birliği yok, yok. Teşkilatından bir ses çıktı mı e, bilmiyorum. Hocam. Onlar sadece bir iki laf ediyorlar yani, o kadar. uzaktan maalesef. bakıyorlar acaba ne olacak evet. diye ama maalesef evet. ilgilenmiyorlar. Evet. Yani Türkiye'den işte. sadece hükümet değil hocam, hükümetin yaptığı ve muhalefet başkanımızın yaptığı çok evet. önemli. Tabii meclisteki bütün partilerin evet, evet, ortak evet. bildiri yayınlamaları ama onun dışında bir de sivil toplum kuruluşlarından halkın, çok, çok halkın. güzel şey çıktı ve evet. halkın çok Tüm şehirlerde oldu. eylemler oldu. Eylemler oldu. Evet, çıkış evet. yasağına rağmen. Evet, çıkış evet. yasağına evet. rağmen yani evet. eylemler oldu. Bu çok önemli gerçekten bu bu yaklaşım, bu bakış açısı. Bunu dünyada işte sizin dediğiniz gibi belli siyasi örgütlerin ve devletlerin birkaç tane olsa bunlar yeterli olacak hakikaten. Kesinlikle. Yani çünkü arkada zaten bir halk desteği var. Tabii yani. Tabanda bir halk desteği Tabii. var. Değil. Hocam Yahudi tihneti evet. hani dedik ya onlar evet. bir sefer e, iki özellikleri var. Bir çok e, hilebazdırlar, oyun kuruyorlar fakat öbür taraftan çok korkaktırlar. Evet. Bunlara birisi höt dediği zaman kesinlikle geri adım atarlar. İşte ben korku psikolojisi bunu da, derken korkuyu transfer ediyorlar. Bunu da bir mal etmeyelim. Çünkü Yahudiler, Siyonist, yani Siyonist, Siyonistler diyoruz. ve saldırgan aşırı sağcı Aynen. Yahudiler Hocam, diyelim. Konuştuğumuz... Çünkü ben medeniyetten bahsediyoruz. Evet, medeniyetten evet, bahsederken evet. biz topluluğu to, tümüyle hedef almanın Değil, doğru, doğru olmadığını düşünüyorum. O sebeple buna karşı çıkan insanları bir kenara bırakıp, Sağduyulu Yahudileri de bir kenara bırakıp doğudan doğuya Siyonist evet. ve e, İsrail aşırı sağcı, devleti, İsrail aşırı sağcı evet. İsrail'in politikasını biz e, Siyonist anlayışı. Iş, işte. Hocam iş, zaten da. demin başta ifade etmiştik ettiniz, bir evet. grup Yahudi var ki evet. kesinlikle bu e, terörist. Hocam bunlar da hem karşı... İsrail'de var hem de diaspora'da var. Evet, evet. var. Amerika'da her yerinde de var. var. Hocam Şeyde bakın de var. bu mavi Marmara e, evet. gemisinden evvel bir karayolundan bir konvoy gönderilmişti şeye. O konvoyun hareketinden evvel Taksim'de bir e, miting yapıldı ve ben o mitingte bulundum, konuştum. Orada iki tane Amerikalı şey vardı, Yahudi vardı. Boyunlarında. Hassidik. Evet, Hassidik dediğimiz. Evet, şeylerinde e, Filistin şeyi, e, örtüsü, çefiyesi dediğimiz. Bununla bizim o şeye katıldılar, mitinge katıldılar ve buradan şeye kadar Kudüs'e kadar o giden yolculukta onlar da iştirak ettiler. Yani ve hatta şunu söylüyorlardı. Şu anda bu devletin yaptığı bir terördür. Kesinlikle biz bunu tasvip etmiyoruz ve bu bizim dinimize de aykırıdır. Hocam Çünkü, sesleri kısılmaya çalışılsa da zaman e, zaman da sesleri çıkmıyor. Şey de yapıyor, da azınlıkta. protesto eylemleri bile yapıyorlar. Evet, zaman evet, zaman. Ama azınlıktalar. E, azınlıktalar. E, azınlıktalar. Azınlıktalar. Evet. Çok azınlıktalar. Yani, evet. İsrail bütün Yahudileri bu entrikanın içerisine soktu. Evet. Dolayısıyla şey olan, sessiz olan insanlar bile onları alkışlamaya çalışıyorlar. Bu doğru. Ama biz bir bütün olarak bir topluluğu ortaya koymak yerine bu amacı güden İsrail'in Siyonist politikasını, Siyonizmin tehlikelerini daha çok gündeme getirmeliyiz ki bu olaylar da onların elinden çıksın. Hocam bu o, o... Çok... buyurun hocam ee, Bu Siyonist oyunlar Yalnız Kudüs veya bizim bu taraflarda değil bütün dünyada, bütün dünyada. uygulanan şeylerdir. Evet. Yani aynı bu siyonist oyunları e ekonomide. El, tabii ekonomide, borsada, bilmem evet. işte dövizlerle oynamada, S sinemada, sinemada, sinemada her televizyonda şeyde. ne yapıyorlar? Hocam Rusya'dan tutun Japonya'ya, Amerika'ya, Avrupa'nın bütün ülkelerine varıncaya kadar buralarda hep onların alttan alta kendi lehlerine ortamı değiştirmek için entrikaları vardı. Hocam tam yeri geldi. O zaman e, biraz sonraya bırakmıştım ben ama e, şimdi bağlamı tam oturdu çünkü bu e, İsrail'in işte hem filmlerle sinema filmleriyle, edebiyatla, evet. e, işte çeşitli alanlarda sanatla mesela ortaya koyduğu bir İslam karşıtlığı. sürekli Müslümanları terörle e, birlikte zikreden yaklaşımları var ve neredeyse yani sayısız film var hocam bu. Tabii Müslümanlar evet, evet. hep terörist gösteren. Tabii. tabii, tabii. Evet, maalesef. De, maalesef. Evet. Evet. Şimdi burada e, İsrail'in sadece Yahudilerle e, o İsrail'in sınırları içerisinde izlediği politikalar çerçevesinde İsrail'in Müslümanlara karşı ortaya koyduğu Zulmü meşrulaştıracak şekilde değil, aynı zamanda bütün dünyada Müslümanların dışlanmasını beraberinde getirecek evet, bir maalesef. İslamofobi endüstrisinin Aynen. oluşmasında da İsrail'in çok büyük bir katkısı var. Maalesef. Yani bugün Avrupa'nın, Amerika'nın bu çok kültürlük konusunda yenik düşmesinin o medeniyetin en önemli unsuru olan özelliği olan açıklık, hoşgörü, diğer medeniyet ve kültür insanlarını, inanç insanlarını kucaklama bugün Batı kaybetti bunu. Maalesef. Ve burada yine İsrail'in, bakın şu son olaylarda bile. Ee, çıktı sözcü Amerika'da e, Gazze'ye İsrail'in saldırısından sonra hiçbir şey olmamış gibi sanki İsrail hiçbir şey yapmamış sadece Gazze'den bir roket atılmış oraya hocam. Ee, e, Rokete de yani, ne ölen var kadar, ne yaralanan hayır, hiçbir şey var yani. yani. bu bu kadar zalimce ve bu kadar gözüküyor. Eee İşte yani, burada burada üzerinde durmamız gereken bir şey var. Biz hep bu olaylardan şimdi İsrail kendi tarihinden ders almıyor diyoruz ama evet. biz de kendi gelişmelerimizden ders çıkarmıyoruz. Evet, evet. Bunun arkasındaki şeyleri iyi bilmemiz lazım. Bugün dünyada idare eden bir İsrail lobisi var. Dünyanın her tarafında sözü geç, sözünü geçilen bunu ekonomik güçleriyle kullanıyorlar. Başka devletleri araya sokarak kullanıyorlar ve bunu yaparken de sürekli bir şeyi körüklüyorlar medeniyetler çatışması ve İslamofobi. Evet, evet. İslam düşmanlığı. Bunu o kadar çok sıkça ve küstahça yalan yanlış yere yapıyorlar ki dolayısıyla buradan biz İsrail'in bu politikalarına karşı politika geliştirecek kurumlar oluşturamadık. Evet. Maalesef yok İslam dünyasında işte İslam İşbirliği Teşkilatı var. O başka şeylerle uğraşıyor. Yani hat sergileri Soksiyon düzenliyor bilmem maalesef. resim sergileri düzenliyor bilmem ne yani. Ya sizin esas amacınız bu mu? Kuruluş amacı bu değil ki. Kuruluş amacınız tabii, bu değil. Tabii. Hocam o zaman Selahattin Eyyubi'ye şimdi şu şeyi de yapayım. Tabii bunu söylerken 9 dakikamız var hocam. Tamam. Ee, bir şeyi konuşalım. Gene son bununla bağlayalım ama bir iki dakika hızlı hocam gidelim lütfen. Çok hızlandırma şeyli konu bir programa daha devam, devam ederiz. Devam ederiz tabii ki. Devam ederiz. Şimdi ikinci Abdülhamid'i hani Eyyubi Selahattin bekliyoruz. Evet, evet. İnsanlarda öyle bir şey var. İkinci Abdülhamid dönemi de gerçekten çok önemli. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ondan sonra da hocam bir şeye atıf yapalım vaktimiz içinde gene geliştirelim hocam. Sonraki programda inşallah geliştirelim. Bu şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bu İsrail'in bugüne gelmesinde hem de Arap dünyasının o bizim bahsettiğimiz ve Müslüman genel olarak Müslümanların zafiyetleri uyanmamasında 67-6 gün savaşlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ona biraz girelim hocam. İkinci Abdülhamit'te başlayalım. Şimdi ikinci e, Abdülhamit e, kendisinin ortaya koyduğu bir İslam birliği projesi var bir. Bir de hilafetin ihyası ve yeniden canlandırılması hadisesi vardır. Evet. Ve bunu gerçekleştiriyor. Bu e, siyonizm tarafından kolay kolay hazmedilmemektedir. Bunun yanında da özellikle hani demin biraz önce ifade ettiğimiz 1897 e, Bal e, evet. Kongresi ve burada alınan kararlara karşı Abdülhamid'in tavrı çok net tavır takınıyor asla onlara taviz vermemek. Teodor Herzl'in evet, Herz oyunları. Teodor evet. Herzl İstanbul'a geliyor, Abdülhamit'le görüşmek istiyor. Hocam yaklaşık 10 defa geliyor. Tenekelerle diyeyim, altın bir... altın hediye etmek diyor. Tenekelerle altın getiriyor. Abdülhamit asla vakat benim diyor. Atalarımın kanıyla sulanmış ve 400 yıldan beri bu ülkenin bir, bir şehri olan Kudüs'ün bir karış toprağını hiçbir dünyaya hiçbir zaman ee, değişmem, değişi bu onları e, alabildiğine e, harekete geçiyor. Evet. Teodor Herzl'den sonra bu sefer Emanuel Karasso. Emanuel Karaso İstanbul'da bir e, Osmanlı vatandaşı gibi e, görünmek suretiyle e, öyle bir entrikalar çeviriyor ki ve maalesef yani Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle ilgili olarak her türlü oyuna İngilizlerle yardımlaşarak başvuruyorlar. Ama şey de var değil mi? Abdülhamid'e hal, evet. hal olduğunu, indirildiğini belirten 6 kişi mi 7 kişinin arasında Emanuel Karasu da var evet. değil mi? Evet. Var. Evet. Evet. Maalesef. Çok acı yani, bir tapu. Yani, Hocam o tapu yani, zaten o bizim o, o hal bu buraya bu hiç girmeyelim diyorum evet. çünkü orası da orası, bir yara, evet. anayan bir yara yani o, o, o öyle çok konuşulması pişman gerekir ki olay. efendim. Oraya o hal hala imza atanların hepsi sonradan pişman olmuştur. İsman evet. olanları kastediyor. Tamam. Müslüman ama bade harab Basra. Yani bakın çok dikkat çekici bir şey. İslam'a demin hani dedik ya mesela medeniyet bilincidir, İslam bilincidir. Abdülhamid İslam'a ve İslam bilincine el attığı anda ona karşı bir tavır takıldır. Evet. Sonra evet. bu tarafa geliyoruz Menderes, Özal ve Tayyip Erdoğan. Çizgi devam ediyor. Bu çizgi aynı devam evet. ediyor. Bu, bu Abdülhamid çizgisidir ve bundan evet. dolayı bu çizgide olanlara karşı Batı her zaman tavrını takılmıştır. Ama mühim olan Abdülhamid'in o dik duruşunu her zaman liderlerin tekrarlamasıdır. Aynı duruşu sergilemeleri halinde bence başarıya gidilecektir evet. ve şu anda da gidiliyor. Hocam bizim o iyi kanalı da konuşmamız lazım aslında sizin yolladığınız evet. şey önemli. Evet. Ee, evet. Hocam da bu konularda hep o iyi kanalı işaretler. Siz de evet. öyle yapıyorsunuz. Yani e, Allah e, kerimdir deriz ya her zaman hocam. Celle, her, Celle her şeyin en iyisini o bilir Rabbimiz. Şimdi bu Orta Doğu bölgesinde bu coğrafyada da çok şey değişiyor hocam. Yakında. Bunu bir bilimsel olarak söylüyorum, objektif olarak söylüyorum. Arap Baharı'nı denilen şeyi farklı şekillerde manipüle etmeye, boğmaya, durdurmaya çalıştılar ama onun evet. arka plan çok, çok geniş bir hikaye o tabii ki. Ama e, inanın orada alttan alta gelen çok müthiş bir bilinçlenme, müthiş bir hareketlenme Bitten var. Tümten bir dalga geliyor. Geliyor ve bu, evet. bu kimseye kalmayacak hocam. İstediği kadar Amerika, İsrail manipüle etmeye çalışsın. Biraz uzatır belki, biraz şeyi uzatır ama e, değişecek hocam. Yani ben bunu çok yakın gelecekte görüyorum. Şimdi biz e, şunu bir anekdot olarak söyleyeyim. E, birkaç yıl önce e, İstanbul'da e, bir konferansa gitmiştim. İmam Hatip Lisesinden Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesinden ortaokuldan bir öğrencim İş adamı olmuş. Geldi benim oraya geleceğimi duyunca geldi. Şimdi burayı İstanbul'u kastediyorum. Konferanstan sonra geldi tabii ben tanıdım. Çok yakından ilgilendiğim öğrencilerdi dedi ki ya hocam siz o zaman bize dediniz ki 30 yıl sonra Türkiye çok değişecek. Ve biz bunu bugün görüyoruz. Yani e, değişecek hocam. Bu gidiş Şimdi de, bir de bu e, tür musibetler, bu tür felaketler uyanmaya vesile olabilir. Evet. E, mü, mü, mühim yani. olan, mühim olan bizim bu felaketten ders çıkararak yanmak, Tabii. ağlamak, üzülmek, feryat etmek, hakaret etmek yerine Bundan nasıl kurtulabilir? Hocam gerçekliği iyi evet, anlamak bir defa kavramak. Evet, bu, bu noktaya yani evet. bizim Müslümanlar olarak bizim özel ama bundan çok daha özeli Arap dünyasının evet. buna ihtiyacı evet. var çünkü evet. Arap dünyası bugün tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor maalesef. Yani o, o çevredeki şu İsrail'in çevresindeki ülkelerin her birisi bir kovası götürse İsrail evet. sele olur demin söylediğim evet, gibi. Evet, ya bu adamların doğru. cesaret edecek bir adımı bile kalmaz. Ama hepsi e, Ahmet Bey'in dediği gibi bir memur kafasıyla yönetilen yöneticiler. Ama aynı zamanda kafaları, ruh dünyaları da oraya bağlı. Kesinlikle. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Kesinlikle. liderinin ben de 1980'lerde çekilmiş bir fotoğrafı var o zaman Le Monde gazetesinden çektim, çıkardı, kesmiş almıştım. Bir şey fotoğraf giymiş, Amerikan fotoğraf giymiş, böyle şey kıyafeti giymiş, yanında dekol dekolte bir hanımla beraber bir toplantıya katılıyor. Şimdiki emirin şey nedir? Emirin evet. baş, ne ben ne diyorlar ona? Bir mı? O? Yok şeyin Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. O evet. ya Zayit, Şeyh Zayit, Şeyh Zahid, 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 emir, evet. şey de var başında. Şey evet. Şeyh Zahid, o fotoğrafla gidince belli ki bir mason evet. şeyine katılırken o çekilmiş. Çünkü genellikle mason localarına öyle o kıyafetlerle giyilirdi. Şimdi bu insanlar, bu insanlar bugün burada başta duruyorlar ama yarın halklarına tahammül edemeyecekler. Evet. Aşağıdan gelen, dipten gelen dalga onları devirecek ve o dalganın Altında kalacaklar. Ee, bu İsrail'in evet. bu saldırısı İsrail'in bilmediği işte benim vurgulamak istediğim şey bu, bilmek istemediği şey bu. İslam dünyasına böyle tahrik ede ede damarına basa basa bir gün gelecek bir patlama olacaktır. O patlamanın da en büyük zararını İsrail'in evet. kendisi görecektir. Hocam şimdi evet. hocam şeyi görüyoruz. Son bir şey ifade edeyim. Gerçekten evet. biraz özgürlüklerin hafifçe olduğu bir anda evet. harekete geçebiliyorlar. Hatta bu son günlerde gördük 8 topraklarında, bütün şehirlerde, Ümmül Faham'da, Askalan'da, bütün şeylerde. Birlikte bir araya geldiler hepsi, onlar, toplandılar. Hepsi toplandılar ve Kudüs'e doğru otobüslerle gelmeye evet. çalıştılar. Bir hareketlenme oldu, bir kalkış oldu. Şimdi en ufak böyle bir hareketlenme olduğu zaman bilinçli bir kesim var. O hani dipten gelen dalga dediğiniz o dalga her zaman hareket edebilecek durumdadır ama... Büyük baskı var. Baskı var. Yani Ürdün'de baskı var. Mısır'da büyük baskı Peki, Mısır'da var. Mısır'da hiç yürüyüş falan oldu mu? Ben hiç Hocam, izleyemedim. Ikvan, oradaki yürüyüş yapabilecek olanlar İhvan'dı. İhvan sindirildi. Kimse Ama diğerlerinden hiç, hiç ses yok değil, hiç değil mi? Hiç olmadı. Hiç bir yerde Türkiye'nin dışında şeyde oldu. So Somali'de oldu. Pardon Senegal'da oldu. Senegal Cumhurbaşkanı halka karşı müthiş bir konuşma yaptı. Hmm. Harikulade bir konuşma. Biz dedi kesinlikle bütün gücümüzle Kudüs'ün yanındayız, Filistin'in yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız. Ve Allah Amerika'dan da İsrail'den de büyüktür. Biz bu zaferi elde edeceğiz diye e, Senegal e, Cumhurbaşkanı'nın böyle çok güzel bir konuşması oldu. Endonezya'da, Malezya'da büyük yürüyüşler meydana geldi. Evet. E, bu, Pakistan'da var. Pakistan'da biliyorum. oldu. Pakistan devamlı yapıyor. Bunlar hep e, oldu. Ama e, Arap dünyasında maalesef nefes aldırmıyorlar. Yani yürüyüş diye bir şey söz konusu değil orada. Adamları hepsini toptan yakarlar. Allah. Yani Allah. böyle bir sıkıntı Allah. var ama Ordu'da buna rağmen orada gönüllerde, de, gönüllerde bu işin yapıldığını hepimiz biliyoruz hocam. Halk, halk, halk kesinlikle halk, destek evet. veriyor. Kesinlikle yani bu, bu mutlaka kesinlikle. olacak. Hocam biraz da şeyi e, konuşalım. Yani biraz süremiz daraldı ama e, konuşalım bence önemli. Bu 67 İsrail Arap Savaşı. Şimdi, e, evet. İzderciğim ben o savaşın şahitlerindeyim. Şahitlerindeyim evet. yani şuurlu olarak takip evet. ettim. O günlerde Arap radyolarının hepsini dinliyordum. Ahmet Bey evet, siz de dinliyorsunuz hatırlıyorum tabii. Tamam. Bizim şuurlanmamıza sebep olan olaydır. 67 evet. Savaş hmm. 67 savaşlarında yani gerek Cemal Abdülnasır gerek Esed gerekse İsrail'e karşı saldıranlar aslında evet. temelde İslami hareketleri öldürmek için evet. can, şeyle harekete geçmişlerdi. Seyit Kutbu'nun idamı 67 mi? 67. 67. Yani 66. 66. Savaştan 66, 66. bir sene 68. önce Seyit Kutup'u idam ettiren Nasır İsrail ile savaşa girmeye çalıştı. Hep halkı kandırarak, evet. Sosyalizm perdesi altında, Marksist fikirlerin etrafında İslamla alakası olmayan yani kendi medeniyetinden kopuk bir hareket halinde. Yani Onu, Müslümanlara karşı bir oyun kuran kendi bu adamlar evet. bu adamlar İsrail'in karşısına geçtiler ve yenildiler. Ben o gün radyoları dinlediğim zaman 300 İsrail tankı yok oldu. 200 İsrail uçağı Tam düşürüldü tersi. diye radyo'lar söylüyordu. Eh dedik tamam bitti bunların hiçbir şey kalmadı. Bir de bak kevtesi gün İsrail galip gelmiş. Bunlar mağlup evet. olmuşlar. Şimdi Medeniyet şuuruna sahip olmayan yöneticiler halkı kandırmak için her türlü entrikalara başvururlar. Bunu her zaman her yerde görüyoruz. Amerika'da bunun çok daha e, örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla 67 Savaşı bizim için bir dönüştü. Burada bir tek lider çıktı o zaman. E, rahmetli Kral Faysal. Evet, Faysal. Ve Faysal da e, öldürüldü. Hayatıyla tarafından e, hayat, öldürüldü. Evet. Şimdi Allah rahmet eylesin. Bu hareketleri yabancılar şey yaptılar ama Kral Faysal'ın attığı çizgi devam etti. İşte İslam Rabıta'yı kurdu. Rabıta e, İslam Teşkilatı'na e, İslam Birliği Teşkilatı'na dönüştü ve e, bir İslam ülkelerini toparladı. Fakat tabi emperyalizm o kadar güçlü oyunları, taktikleri var ki ben e, hep söylerim Muhammed İkbal 1920'de diyor ki Avrupa'nın uydurduğu yalanlardan şeytan bile hayrette kaldı diyor. Evet. Ve mısraında evet. o kadar çok hoşuma evet. gidiyor ki şeytan bile Gerçekten. hayrette kaldı evet. diyor. Şimdi Aynen. dolayısıyla bu emperyalizmin oyunları, entrikalarını her tarafa galip gelmeye çalışıyor. Bütün mesele dik durarak kendi bilincine sahip olarak ve şuurlu biçimde hareket etmek gerekir. Hocam Onun aynı zamanda da karşı tarafın yaptığı hunharlıkları cinayetleri biz misliyle mukabele yapmayız Hayır. biz ne yaparız Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı gibi Hazreti onlar Ömer, geldiği Silahattin zaman 70 tabii. bin Müslümanı öldürürler Selahaddin Eyyubi girdiği zaman hiçbir Hristiyan'ın evet. ve Yahudi'nin burnu bile kanamıyor yani. burnu bile kanamaz şimdi Osmanlı da hep böyle yaptı bunu şeyle evet, yaptı evet. dolayısıyla biz bir medeniyet mirasına sahibiz bu medeniyet mirasımızın gereğini yapıyoruz. Zaman zaman bunun ağırlıklarını, sıkıntılarını hani siz demin dediniz ya, ya bu İslam dünyası bunlara bu kadar sabrediyor. Ne, ne şeyini gör dediniz göreceğiz. Bunun neticesini mutlaka göreceğiz. Ve bir gün gelecek ki şey ağacı arkamda bir Yahudi var diyerek onlar ağaçların arkasına sığınmaya çalışacaklardır. Evet. Böyle giderse bu kafayla gittikleri takdirde. Hocam düzeliyor. Ben 1967 savaşı olduktan sonra gerçekten bir Kudüs'e sahiplenme duygusuna sahip olduk ve ben 70'te İstanbul'a üniversiteye geldiğim zaman gerek Yüksek İslam Öncesinde gerek Edebiyat Fakültesinde Kudüs'ten Filistin'den bahsettiğim zaman insanlar benden kaçıyordu. Ama öyle bir gün geldi ki Mavi Marmara'yı biz uğurlamaya gittiğimiz zaman Sarayburnu'na 100 bin kişi vardı. Ve ben o gün arkadaşlara dedim ki artık ben bundan sonra Kudüs'le ilgilenmiyorum dedim. Evet. Çünkü bir nesil yetişti. Millete mal oldu. Evet bu, Artık bu millete mal oldu. Biz, bizden doğru. sonra büyük bir nesil bu işe sahiplendi. İşte o bahsettiğiniz nesil bu işe sahiplenecektir. İşte Evet gün gördük. Gece yarısı gece saat Vatan Caddesi'nden İstanbul. E, şeye kadar Lemem'de kadar büyük bir konvoyla evet. e, gençler Olayı protesto ettiler ve e, Kudüslü kardeşlerinin yanında yer aldıklarını gösterdiler. Yani bu Türkiye'de de iyi bir uyanışa sebep olmuştu. Benzeri Kudüs Ankara'da olayı. yapıldı birçok çok illerimizde yapıldı evet, gerçekten. Evet. Biliyorsunuz şeyin medeniyet tarihçisi İngiliz Toynbee. Toynbee'nin bir şeyi evet. var. Evet. Medeniyetler meydan okumalarla ortaya evet. çıkar. Evet. Yani bir medeniyet medeniyet başka şeylerin, tabiat olaylarının, çeşitli siyasi, sosyal olayların altında ezilmekten kaçan insanlar yeni bir medeniyet inşa ederler diyor. Bu doğru bir şeydir. Medeniyet meydan okumayla evet, ortaya çıkar. Bizim de bizim de uyanışımız bu vesile olacaktır. Evet. Büyük bir acıya e, gark oluyoruz. Hepimiz kederdeyiz, üzüntüdeyiz ama bu bizi kederde ve üzüntüde bırakmamalı. Yeni uyanışların Hamlelerini başlatmalıyız bunun Hocam, için. Hocam burada ben şöyle bir e, çok, e, çok onu önemli. onu çok destekleyen bir şey söylemek istiyorum. E, şimdi bu bizim hocamız işte e, eser de ortaya koydu ve son zamanlarda akademik çalışmalar da artıyor çok şükür. Fakat inanın e, şöyle bu konuda yapılmış çalışmalara bütün dünya çapında Müslümanların Filistinle ilgili, İsraille ilgili, Kudüsle ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda çok çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bizim o zaman bu sizin bahsettiğiniz bilinçlenmeyi, uyanışı artık ilmi çalışmalarla, bilimsel çalışmalarla katmerleştirmemiz lazım. Bir yandan, bir evet. yandan tabii evet. hepsi birlikte gitmeli. Hepsi birlikte. Ama geliyor. kalıcı olan ve asıl bilinçlenmeye sağlayacak fikri ve entelektüel anlamda, bilimsel anlamda çalışmalar üretmek. Kesinlikle. Yani İsrail'de neler olup bitiyor? Filistin'de neler olup bitiyor? Mescidi Aksa'nın bizim için önemine, Kudüs'ün ve çevresinin bizim için önemine Medeniyet mirası olarak biz bunu nasıl koruyacağız, nasıl ayağa kaldıracağız? Bunlarla ilgili çok ciddi araştırmalar her alanda yani tarihte, sosyolojide, psikolojide, arkeolojide, medeniyette bütün alanlarda bizim çalışmalar ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda bir yetersizlik var hocam. Ciddi bir burada, yetersizlik var. Burada hocamız. bir şeyin evet. hakkını verelim. Aziz kardeşim Ahmet Bey Kudüs konusuna çok önem verdi. Rektörken de çok önem verdi. Evet. Orada iki büyük toplantı yaptı. Diğer zamanlarda da hep bu şeyde önemli hizmetler Doğru. gördü. O yüzden Doğru. tebrik ediyorum. Doğru. Ben de tebrik olsun. ederim. Ben, Gerçekten eee bu lazım yani akıllı adamların bu işlere öncülük ee. etmeleri lazım. Akılsız adamlara bırakırsanız onlar gider, yakar, evet. yıkar ondan sonra her şeyi berbat eder. Hocam bakın biz aslında İslam dünyasında güzel çalışmalar oldu. Mesela bir Ömer Muhtar'la Çağrı filmini yapan Mustafa Akkad, Selahaddin Eyyubi filmini yapmaya çalışırken şehit edildi. Evet. Tam hazırlıklarını yaptığı her şeyiyle film Ol. başlayacakken hı hı. ve Mustafa Akkad büyük bir sanat yönetmeni ve şey, yönetmeni evet. ve Selahaddin Eyyubi eğer filmini çevirmiş olsaydı Gerçekten çok farklı bir etki de yapardı. İşte sinemanın etkisi çok, çok büyük. Çok bu alanı da ihmal etmemek, i̇hmal etmemek lazım. Evet, evet medya, evet. medya hakeza. Evet. Yani medyada bu konuların sürekli yine dediğim gibi fikri ve bilimsel çerçevede. Yani duygusal nutuklarla o da zaman zaman ona da ihtiyacımız var ama asıl kalıcı olan tabii bu. Bunu da gerçekten bütün medya organlarıyla desteklemek, beslemek gerekiyor İslamofobi ile mücadelede bu şekilde yürütülür. Başka türlü yürütülmez. Medeniyetler çatışmasıyla mücadelede böyle gereklidir. Çünkü bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Yani Kudüs aslında medeniyetler çatışmasının bir merkezidir. Merkezidir. Evet. Buradan bu bu çatışmanın merkezinde Kudüs olayı yer almaktadır. Evet. Hocalarım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ahmet Hocam ben geldiniz. Ayaklarınızda sağlık. Estağfurullah efendim. memnun ee, oldum. Güzel bir program oldu. Evet çok, çok güzel. Teşekkür gerçekten. ederim. Birçok konuyu yetiştiremedik. Fekir Hocam. Evet. Ee, gerçekten evet. çünkü konu önemliydi. Elbette bizi üzen hadiseler oldu. O vesile oldu. Fakat ee, bir medeniyet mirası Kudüs başlığıyla konuyu bence en temel özellikleriyle hiç olmazsa öne çıkarmaya çalıştık. Biz, biz yalnız amacımız siyasi bir şey söylem geliştirmek yerine entelektüel bir söylem geliştirmek olduğu için evet, biz esas bunların üzerine siyasi evet. söylem evet. çok daha geniş bir alan tutuyor. Onun üzerinde programlar yapılıyor zaten evet. biz buranın entelektüel yapısı üzerine. Ama e, İsrail'in esas amacı buradaki bütün bunların hepsinin amacı Mescid Aksa'nın yıkılmasıdır. Evet. Evet, evet. Değerli izleyenler bir medeniyet mirası programının daha sonuna geldik. Tabi bugün medeniyet mirası Kudüs başlığıyla konumuzu ele aldık. Hoşçakalınız efendim.